Aksiyondan herkese mutlu akşamlar. PTT 1. Lig'de 26. hafta geride kaldı. Samsun Spor hayati önem taşıyan maçta deplasmanda Şanlıurfa Spor'la 1-1 berabere kaldı ve evine 1 puanla döndü. Bu sonuç aynı zamanda 26. haftanın tek beraberlikle sonuçlanan karşılaşmasıydı. Diğer karşılaşmalarda bol gol vardı ve sezonun en bol gollü haftası yaşandı. Tam 40 gol atıldı bu maçta. Samsun Spor gerçekten kendi maçından önce oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar itibariyle bu maç çok daha önem kazanmıştı. Çünkü Adana Demirspor'un, Osmanlı Spor'un ve Antalya Spor'un haftayı mağlubiyetle kapatması Samsun Spor'un ilk iki iddiasını çok daha fazla artırmıştı. Ancak kırmızı beyazlı ekip 3 puan hedefiyle gittiği Şanlıurfa Spor deplasmanından bir birlik sonuçla döndü ve bu ligde aslında bir kuralı da gerçekleştirmiş oldu. Kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin. Evine bir puanla dönmek her zaman için böylesine kritik maçlarda karlıdır. Bu maçın ayrıntılarını geçtiğimiz haftadan itibaren bildiğiniz gibi teknik direktör Ercüment Coşkundere ve her zaman stüdyomuzda konuk değerli gazeteci, Türkiye Spor Yazarları, Samsun Temsilcisi ve Haber Gazetesi Köşe Yazarı Avni Demir ile birlikte değerlendireceğiz. Değerli yorumlarını alacağız onların. Bu hafta hemen hatırlatalım. Teknik direktör Besim Durmuş programımızda yer almıyor. Çünkü TÜFAD'ın organizasyonuyla Antalya'da bulunuyor kendisi. Bu hafta yer almıyor programımızda ve önümüzdeki haftadan itibaren yine Ercüment Coşkundere, Besim Durmuş ve Avni Demir ile birlikte programımıza devam edeceğiz. Onların değerli yorumlarını almaya devam edeceğiz. Efendim hoş geldiniz. Teşekkürler, iyi yayınlar. Teşekkürler. İyi yayınlar. İnşallah katkı sağlarız. Her zaman bundan hiç şüpheniz olmasın İnşallah. Hocam. İzleyenlerimizden gelen tepkiler son derece olumlu ve yapıcı yönde yaptığınız yorumlar için de sizlere ayrıca teşekkür ediyorlar. Biz teşekkür ederiz. Evet, hemen hatırlatalım. Bu akşam da yine dop dolu bir gündemle sizlerin karşısındayız. Samsun Spor, Şanlıurfa Spor maçında gerçekten her zaman olduğu gibi Samsun Sporlu ve Şanlıurfa Sporlu taraftarların tüm Türkiye'ye örnek olacak dostluğu vardı. Maç öncesi görüntüler mükemmeldi. Taraftarların röportajları var, açıklamaları var. Onları ekranlara getireceğiz. Samsun Spor Yönetim Kurulu üyelerinin maç sonrası alınan beraberlikle ilgili düşünceleri, yine Samsun Sporlu futbolcuların açıklamaları, eski Samsun Sporlu oyuncuların Eldin Adilovic ve Simon Zenke'nin, bildiğiniz gibi Şanlıurfa Spor'da forma giyiyorlar, onların spor aksiyona özel açıklamaları var. Yine bu sezon başında Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'a transfer olan kaleci Atilla Özmen maçtaydı ve Samsun Spor'u yalnız bırakmadı. Onun da yine spor aksiyona özel açıklamaları az sonra ekranlarınıza gelecek. Yine Samsun Gazeteciler Cemiyeti bildiğiniz gibi organizasyonlar gerçekleştirmeye devam ediyor. Yine hep birlikte yaklaşık 15 gazeteciyle birlikte Şanlıurfa'ya adeta çıkarma yaptık. Ve değerli gazeteciler, Cemiyet Başkanı Mehmet Yazıcı, Ender Gür, Atilla Cebeci, Ragıp Göker ve Yusuf Ziya Çakır'ın da maçla ilgili açıklamaları var. Onları da ekranlara getireceğiz. Teknik direktör Erhan Altın'ın basın toplantısında neler söyledi, onları da programımızın ilerleyen bölümlerinde ekranlara getireceğiz. Mesajlarınızı bekliyoruz. Mesajlarınızı ekranın alt bölümünde yer alan haberaks-sporaksiyon sayfamıza gönderebilirsiniz. Biz de hem sorduğunuz soruları hem Ercüment Coşkundere'ye hem de Avni Demir'e soracağız. Onlar da yanıtlayacaklar. Sorduğunuz sorularla ilgili düşüncelerini paylaşacaklar. Hiç vakit kaybetmeden Samsun Spor'un Şanlıurfa Spor deplasmanında aldığı bir puanı değerlendirmeyle başlayabiliriz. Evet, geçtiğimiz haftaki programda bir puanın iyi sonuç olabileceğini, ancak galibiyetin çok süper bir sonuç olacağını belirtmiştiniz. Evet, Sayın Demir, sizden başlayabiliriz. Evet. Her iki takımın galibiyet hedefleyerek sahaya çıktığı bir maçtı. Gerçekten her zaman olduğu gibi Urfa'da Samsun'a karşı iyi bir ilgi var. Samsun'la Urfa gerçekten iki dost il. Taraftarları da birbirlerine çok yakın ilgi gösterdi. Hatta Samsun'da taraftarlar
Urfa sporlu taraftarlarla maçı izlemek istediler. Ancak ne olur ne olmaz düşüncesiyle kabul de edilmedi bu. Ama şehirde bir dostluk havası var. Dikkat ettiyseniz biz de oradaydık. Kimle karşılaştıysak herkes iyi oynayan kazansın dediği bir maçtı. Ve her iki takımın taraftarları da gerçekten takımlarına destek verirken centilmenliği hiç bırakmadılar. Maç boyunca da sürdürdüler. Maça gelince vallahi bu maçı her iki takımdan, daha doğrusu ben pek beraberlik bekleyen biri değildim. İyi bir top oynarlarsa, iyi mücadele ederlerse her iki takımın da gol bulma şansının artabileceği düşüncesindeydim. Aslında oyun da öyle oldu. İlk bakışta maç başlar başlamaz ev sahibi takım biraz ürkekti, tedirgindi. Hatta hatalar da yaptı zaman zaman. Ama zaman içerisinde Samsun'u iyi tahlil etmeyi, iyi analiz etmeyi becerdi. Ve Samsun'u oyunuyla etkisiz hale getirebilecek zaman zaman durumlar yarattı. Maç golü ilk bulan bizdik. Hani büyük bir şaşkınlığa yol açtı aslında rakip takımda. Özellikle taraftarlarında büyük bir şaşkınlık yarattı. Ama futbolcular ev sahibi takımın futbolcular hiç bırakmadılar ve 3 dakika içerisinde de gol buldular. Samsun'un hatasından yararlandılar. O golü buldular bir yerde. Bu maç 4-4'te bitebilirdi. Ne bileyim 5-5'te bitebilirdi. Aslında o tür pozisyonlar da vardı. Samsun da kazanabilirdi. Tabii, Şanlıurfa'nın da kazanabileceği iki farklı vardı. Yani Samsun'un kazanabilmesi için Samsun genellikle son maçlarında, özellikle ikinci sezonun ikinci yarısında, ilk yarıda beklenen futbolu veremeyen bir takım olsa da ikinci yarıda çok farklı bir Samsun sahaya çıkıyordu ve iyi oyunuyla rakiplerini gerçekten etkisiz hale getirip galibiyete ulaşabilen bir takım oluyordu. Ama bu kez tam tersi oldu. Maçın ikinci yarısında Samsun özellikle ilk yarıdaki oyununu aratır hale geldi. Durum böyle olunca da hali şey oldu. Her iki takımın karşılıklı atakları da oldu. Her iki takım da gol pozisyonları buldu. Ama özellikle ev sahibi takım için şanssız çok sayıda pozisyon vardı. Bu pozisyonlardan birkaçı gol de olabilirdi. Samsun'un da vardı tabii. Özellikle Embilla ve Eren de kaçırdığı pozisyonlar vardı. Ama Samsun'un bir puan kazanması çok önemsenmeli bence. Çünkü bir puan da olsa puandır. Eli boş dönmekten çok çok daha iyidir. Peki tekrar döneceğiz size. Evet hocam, gerçekten çok önemli maçtı. Normal olarak bakıldığı zaman bir puan altın değerinde bir anlam taşıyordu. Ama hem cumartesi hem de pazar günü alınan sonuçlar enteresan da. Hemen hatırlatalım onları isterseniz. Adana Demirspor'un Karşıyaka'ya 6-5 mağlup olması, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin Osmanlıspor'u 3-1 yenmesi ve Altınordu Spor'un da deplasmanda Antalyaspor'u 3-2 skorla mağlup etmesi Samsun'un ilk iki iştahını birden kabarttı ve herkes 3 puan için kenetlenmişti ve bu hedef vardı. Samsun da maça çok iyi başladı. Hem Samsun'un maça iyi başlamasını bir taktik anlayışından ötürü Samsun, Erhan Altın'ın Osman Özköy'ün planlarını alt üst ettiğini söyleyebilir miyiz? Hem de Samsun'un oyunu genel olarak bakıldığında Samsun istenilen, beklenen bir oyun ortaya koydu mu? Öncelikle tebrik etmek lazım Samsun'u. Bir puan aldı. Şimdi bu bir bakış açısı sonuçta. Biraz evvel dediğin gibi cumartesi ve pazar bizden önce oynanan maçların skorları ikincilik adına bizim iştahımızı kabarttı. Doğrudur bu. Kabarması da gerekiyordu. Ama orada kaybetmemek de önemli bir değerdir. Tabii bakış açısı, kazansak belki de ikinci olarak şampiyon olacaktık. Ki hala da o iddia var diye düşünüyorum. Ama playoff içinde bir avantaj sağlandı gibi gözüküyor. Burada şunu söyleyebiliriz. Oyunun ilk yarısında Erhan Hoca ve oyuncular, yani takımı Erhan Hoca'nın katkısı büyüktür tabii ki analiz konusunda. Urfa Spor'un o oyun sistemini çok iyi çalışmışlar ve ona göre çok iyi, öncelikle savunma anlamında iyi davranışlar gösterdiler.
Ben yanılmıyorsam bir 15. dakika falan Zenk'e geldi herhalde bizim kaleye. Etkisiz evet. bir orta yaptı. Ondan evvel Ahmet Burak'ın iki tane ortası var. Tehlikeli ortası mesela var. Mesela Musa Aydın'ın... Musa'nın getirdiği vardı. Var. Yani etkili oynayan bizdik. Dolayısıyla o oyun tarzıyla golü bulduk. Diziliş olarak da uygun bir dizilişti rakibe göre. Rakibin dizilişine göre bizim dizilişimiz. Oyuncu dizilişleri uygundu ama Ivanov sakat yanılmıyorsam. Öyle evet. Mustafa Sevgi de cezalı olduğu için Eren'le başladı diye düşünüyoruz. Eren'in daha ofansif etkili olmasını hani umuyordu bence hoca ama Eren savunma anlamında katkı verdiğini düşünüyorum. Orada Kubilay daha çok gittiği zaman Eren baskı koydu. Orada onun çıkmasını engelledi diye düşünüyorum. Sonuçta geçen hafta da burada konuştuğumuz gibi benim yani bu şunu da söylemeden edemeyeceğim. Burada insanlar nasıl değerlendirir bilmem ama biz burada teknik direktör olarak kendi görüşümüzü söylemek durumundayız. Hem Mesim hem kendim adıma. Biz olsak ne düşünürdük? Herkesin kendine ait bir oyun görüşü var. Burada da takımın sorumlusu Eren Altındır. Kendi oyun tarzını, kendi düşüncelerini sahaya yansıtan bir takım sunar. Bunun üzerinden konuşuyoruz. Yani bu bazen öveceğiz, bazen kendi görüşümüze göre ters düşen şeyleri de söyleyeceğiz. Bunların yanlış anlaşılması doğru değil. Çünkü bana göre diyeceğiz. Şu şekilde biz. Hani ben ifadesi kullanırken bu... Bana göre. Bana göreyi konuşuyoruz. Onu açıklık getirelim. Sonuçta yani Eren Hoca'ya göre, bana göre, sana göre. Yanlış algılanabilir. Ben olsam yani şu an takımın başında ben olsam o bazı çevreler bunu algılayabilir. Bu yanlış anlaşılmasın. Bu yorumu yapmanı... teşekkür ederim. Burada olmamızın nedeni bu zaten. Yani, üzerinde durduğunuz için çok teşekkür ederim. Yani burada bulunmamızın nedeni bu. Yani biz teknik direktör olarak bize göreyi söylemek durumundayız. Burada Samspor'a takımına katkı, Eren Hoca'ya... katkı inşallah. Biz inanıyoruz ki ben kendi adıma söylüyorum. Eren Altın'la beraber Samspor şampiyon olur. Temennimiz de budur. Bu duyguları belirtmeden de geçemeyeceğim. Birinci yarıda geçen hafta burada söylemiştim Veli'nin ağır bir oyuncu olduğunu. Samspor takımının yerden kendi sahasında ikinci bölgede özellikle pas yaparak hatta kendi birinci bölgesinin çıkış noktasında pas yaparak araya atılacak toplarla etkili olacağı düşüncesindeydim. Ve hala da o düşüncemdeyim. Dün seyrettiğimiz maça bakıldığında da bu tarzda 2-3 tane net pozisyon yakaladığımızı söyleyebilirim. Attığımız gol zaten öyle bir organizasyon. Bir iki pas o Feyyud'u araya bıraktı. Musa'nın yan dikine koşusu. Evet. Topu kontrol ortası. Embilla da güzel bir kafayla golü attı. Ne zaman biz Veli'ye uygun oyunu oynadık. Özellikle ikinci yarının 55. dakikasından sonra, 50. dakikasından sonra biz Veli'ye uygun oyun oynadığımız zaman da Veli etkili olmaya başladı. Hep ben televizyondan Veli vurdu, Veli çıktı vurdu. Zaten Samspor'un genel oyun tarzında Embilla'ya atılan uzun top, Embilla'nın o bölgede topu koruması, orada çoğalıp topu kazanıp kısa yoldan atak yapma düşüncesi. Bu bir oyun taktiğidir. Buna saygı duyarız ki Samspor'da böyle oynuyor. Benim tarzım farklı olabilir hücumda. Savunmada birebir Samspor'la aynı düşünüyorum. Yani Eren Altın'ın oynattığı oyun tarzıyla kendi oyun tarzımı aynı düşünüyorum. Çünkü 4-2-3-1 oynatıyor hocamız. Arkada dörtlü savunma Hasan Taha, Musa, Eren, Ofeyudu, Embilla gibi. Üçlü orta, hani ikili ön liberonun evet. önünde üçlü. Önde de Embilla gibi. Fakat bu oyunlarda özellikle dün bunu gördük. Gördüğümüz bu. İlk yarı için farklı, ikinci yarı için farklı konuşabiliriz. Özellikle ilk yarıda son bölümlerde takımın boyu uzadı atılan toplarda kanat oyuncuları da sıkıştırmadığı için ve arkaya koşular olmadığı için bir iki tane yaptık. Ofeyudu yakaladı. Eren koştu. Evet. Topa ayağından açtı. Bu sayıyı artırabilseydik bu oyun tarzında daha verimli olabilirdik. Daha üretken ondan olabilirdik. Herhalde Ofeyudu'nun bir son final paslarında bir eksik. Şu var. Hem final pası burada şimdi işin iki tarafından konuşmak gerekirse kanat oyuncuları gerek Musa gerek Recep Niyaz sağda solda Ofeyudu rakibin beklerini kovaladılar. Yani savunmaya destek koşuları yaptılar. Dolayısıyla pas yapmadan atılan uzun toplarda da oraya yetişme imkanı biraz geç olur. Yani bir anda gidemediği için atılan uzun toplarda
Embilla ile Veli çıktı. Veli uzun. Arkadan vurdu. Bir iki tane faul kazandık. Embilla'nın. Evet. O bizi tuttu o bölgede. Ama daha sonra hep Veli'nin hakim olduğu ve o toplarla geldiği bir oyun oldu. İkinci yarının son bölümleri. Dolayısıyla bize baskı kurmuş gibi gözüktüler. Baskı da kurdular zaten. Ama ilk yarı için Samspor bana göre üst düzey bir oyun. Aslında bakıldığında yani bilmiyorum siz de katılır mısınız? Yani çok organize bir Şanlıurfa Spor pozisyonları görmedik öyle. Yani şöyle ama pas yaparak gelmeye çalıştılar. Evet. Yani Şanlıurfa Spor takımı mesela ikinci bölgenin de ortasını geçti. Orta saha Veli'yi bir ara ben... Sanki Samspor hep atağa çıkarken orada kaptırılan veya Samspor hep ataktayken kaptırılan toplarla bir... iki. Ama atakları nasıl yaptığı önemli Samspor. Benim anlatmak istediğim o. Eğer atağı arkadan uzun top atıp Embilla'ya orada yapmak istersek doğal olarak arkanızda yüksek bir stoper varsa alıyor. Zaten hani aslında şifre... Çok da ağır değiller mi hocam? Hem Hüseyin... Ben onu söyledim yani. Zaten hatırla. Bak 68. dakikada Ahmet biraz Kural... Biraz da oraları böyle fazla zorlasaydık daha değişik. Ahmet işte onu anlatıyorum. Ama bunu zorlamak arkadan atılan yüksek topla değil, pas trafiğiyle atılan attığımız gol, yakaladığımız pozisyonlar gibi ki bunun sayısını artırabilsek ve son vuruşlarda, deplasmanda da yani bir takım böyle önemli maçta bu kadar çok hani pozisyon ne kadar yani birkaç tane böyle ikinci yarı yine yakaladığımız ilk 15 dakika var. 68. dakika Ahmet Burak'ın Embilla'ya attığı bir pas var. Orada Embilla vurdu dışarı gitti. Veli'nin çaresizliğini gördükten sonra o oyun tarzını devam ettirsek belki de kazanabilirdik diye düşünüyorum. Ama berabere kalmak, bu konuda tebrik ediyorum. Samspor dirençli, disiplinli oynadı. Tabii olması gereken en üstü istiyoruz biz. Kazansaydık ikincilik için iddiamız olacaktı. Dolayısıyla bu açıdan bakıyorum ben. Savunma anlamında gereğini yaptı. Fakat bireysel hatalarımız çok. Mesela Abdülkadir'in bir vuramadığı pozisyon var. Veli kafayı vurdu bir tane. Yani bu pozisyonlar... Yine bir pozisyon vardı. Tuna'nın yere düştüğü Murat'ın kademeye hemen girdi. Böyle iki tane var. Tuna'nın iki tane var. Abdülkadir aldı götürdü iki tane. Tuna orada biraz ağır kaldı Abdülkadir'e. Dolayısıyla biz artısıyla eksisiyle hep konuşacağız. Ama direnen, mücadele eden bir Samspor vardı. Ki bu çok önemli bu ligde. Özellikle bu tür maçlarda. Ama ofansif anlamda mesela Eren daha değişik bir oyuncu. Uzun süre maç oynamamanın verdiği bazı dezavantajlar oluşur. Sıkıntılar oluşur. Ama işte Ivanov'la Mustafa Sevgi'nin de olmayışı atıyorum oradaki süre kullanımını hoca adına daha ekonomik yaptı. Hoca tercihini bu yönde kullandı. Doğru da buluyorum bunu ben. Yani ofansif anlamda çok etki sağlayacak kreatif oyuncular yok. Yani Ivanov'la Mustafa Sevgi'yi değerlendirecek olursak bizi öne taşıyacak oyuncu ikisi de yoktu. Süre bakımından oyunun boyu uzadığı için ikinci yarıda özellikle en arkadaki Sezer'le Tuna'yla en öndeki Embilla arasındaki mesafe açıldığı için orta sahada oynayan o iki tane ön libero'nun belli bir zaman diliminden sonra yorulduğunu da söyleyebiliriz. Ama her şeye rağmen çünkü biz de hocayız sonuçta takım çalıştırıyorsak deplasmanda final maç oynamıyorsanız yani o son maç değilse, final maçı değilse hiçbir teknik adam deplasmanda kaybetmeyi istemez. Hocam tam aksine bakıldığı zaman deplasmanda rakibi hapseden, çok iyi yani hapseden, peş peşe pozisyonlara giren bir Samspor vardı. İlk yarı. Genel olarak bakıldığında da Samspor biraz istenileni ortaya koyup herkesin de kafasında çok rahat bir şekilde tatmin edici bir birlik skorla döndü beraber. Kazanabilirdik. Ben eminim ki Eren Hoca şu maçı, evet. Şu 3 dakikayı dayanabilseydik evet. De gol yemeden girseydik hocam, içeri. Hocam en az 2-3 olurdu o zaman ikinci işte, yarıda. Tam Samspor'un istediği bir oyun işte, kırılma anı o. Yani gol yediğimiz an, gol attığımız anla gol yediğimiz an arası çok kısa ve ondan sonra gelen bir 15 dakikalık ara eminim ki Eren Hoca içinden diyordur yani. Şu golü yemeseydik. Peki bakalım ne demiş Eren Hoca yani, basın toplantısında maçtan sonra. Büyük ihtimalle bunu demiştir diye bakalım ne demiş. Yani. Arkadaşlarımız da hazırsa Samsun Teknik Direktörü sonuçta. Eren Altın'ın maç sonrası açıklamalarını ekranlara getiriyoruz.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Şanlıurfa Spor Teknik Direktörü Osman Özköylü, maçı kazanacak pozisyonlar üretmelerine rağmen bir puan alabildiklerini kaydetti. Samspor takımının genel oyun formatı her zaman birinci bölgede karşılayıp ondan sonra kazandıkları topları çabuk bir şekilde öndeki hızlı oyuncularına atma üzerine kurulmuş bir sistem. Ve genel olarak hep bunu yapıyorlar. Kendi sahalarında bile bunu yapan bir takım ve bu sayede bu puanları topladılar. Evet, iyi oyuncuları var. Özellikle ön tarafta çok etkili oyuncuları var. Bunları da biz biliyorduk. Mümkün olduğu kadar o pozisyonları onlara vermemeye çalıştık. Ama tabii oyunun genelinde çok da bunu sağlamak mümkün olmuyor. Birkaç tane tehlikeli pozisyon oldu ve neticesinde bir tane gol yedik. Samsun Spor Teknik Direktörü Erhan Altınsa 3 puan alabilecekleri ve kaybedebilecekleri bir maç oynandığını belirterek her iki takımın oyuncularını da kutladı. Buraya bir hedefimiz var tabii ki bu hedef doğrultusunda. 3 puan için geldik. İlk devre şöyle ortada geçen bir maç oldu. İstediğimiz golü de bulduk, istediğimiz zamanda da bulduk. Ama maalesef futbolda böyle bazen konsantrasyon eksikleri yaşanıyor. Yaşandığı zaman rakip de golü buluyor. Her zaman söylüyoruz, bize atılan şutlarda duran toplar olsun, şutlar olsun hep kaleye doğru gidelim, gol yaparız. Rakibin attığında da gidelim, gol yemeyelim diye ama tabii saliselerle ölçülen bir oyundur. Özellikle iki takımı da kutluyorum. İki takım da sahaya kazanmak adına çıktı. Mücadelelerini sahaya muhteşem bir şekilde yansıttılar. İki gol oldu. Herhalde futbola tahmin ediyorum taraftarları doyurduk diye. Ama ikinci devre bir bayağı bir baskı yedik. Yani girdikleri pozisyonlar, Abdülkadir'in girdiği pozisyonlar, Adil Öğüç'ün yakaladığı pozisyonlar, Zenken'in var. Biz de yakaladık, Recep'le yakaladık, Ofoide'yle yakaladık, Embilla'yla yakaladık, Eren'le yakaladık. Eğer onları değerlendirseydik buradan herhalde 3 puanla dönerdik. 3 puanda kaybedebilirdik. Maç iki tarafa da gitti geldi. İki takımı da, iki takımın futbolcularını da canı gönülden kutluyorum. Samsun Spor Teknik Direktörü Erhan Altın'ın ve Şanlıurfa Spor Teknik Direktörü Osman Özköylü'nün açıklamaları bu şekildeydi. Evet hocam. Hemen hemen aynı şeyleri söylüyoruz. Yani ikinci yarıda baskı evet. yediğimizi, kontratakla pozisyonlar bulduğumuzu. Osman Özköylü, Avni abi bir şey dedi devre arası. Hani Osman Özköylü şunu söyledi sen. Devre arası değil, maç bitiminden sonra basın toplantısında Osman Özköylü yani. Samspor aslında bilindik futbolunu ortaya koydu. Biz ona göre de önlemini almıştık aslında dedi. Ama işi döndü dolaştırdı, beceriksizliklerine bağladı. Ben aslında ona katılmıyorum. Yani Samsunspor bilindik futbolunu deplasmana tamam. Bu maç farklı oynadı bence. Yani bence Osman Özgür'ü Samsunspor'un daha çok bekleyebileceğini tahmin ederek bir oyun tarzıyla sahada mücadele edeceğini düşündü ama Samsunspor bence Osman Özgür'ün Erhan Altın yanılttı yani. Erhan i̇şte Altın bence taktiksel anlamda üstünlük sağladı bana göre. İşte bu ilk yarı için ya. Hoca da evet, kendi de söylüyor. İkinci yarı baskı yedik. Baskının ardından birkaç tane kontratak pozisyon bulduk. Ama baskı yedik, bastırdılar cümlesi. Bu işte yani bilindik oyun derken topu öne atıp orada tutamamak. Eğer bir topu öne atıp orada 3-5 saniye tutamıyorsanız oyun takım oraya gelemiyor. Yani 3 saniyede 15-20 metre koşarsın herhalde. Top orada durmadı. Ama durmadığı sürece o top atıyorsun gidene kadar geliyor. Onu anlatmaya çalıştı bence Osman Hoca. Yani demek istedi. Bu bir oyun tarzı, bu bir tercih. Buna kimse bir şey diyemez. Tabii ki. Yani tabii bu hocanın tercih. Tabii. Elindeki malzemeyle hoca bu ürünü çıkartıyor. Buna saygı duyacağız. Evet. Kimse bir şey demeyecek. Ve özellikle de çok önemsediğimiz bir maç bu. Kesinlikle. Çok önemsediğimiz bir maçta. Ve bir diğer üst sıralardaki takımların da hep gözü kulağı hep bu maçtaydı. Bak yine söylüyorum. Erhan Hoca ah şu golü yemeseydik diyecek. Çünkü tamamen oyun tarzı değişecekti. Tamamen Urfa biraz da direnç 60'a kadar yaptı mı risk alacaktı. O zaman bizim oyuncularımız arkaya alanda daha hızlı gidebilecek pozisyonlar bulacaktı. Hocam çok mükemmel
Avni abi çok mükemmel bir hal alacaktı Samsunspor için. İkinci yarı 1-0'lık soyunma odasına 1-0 önde girmek Samsunspor'un aslında. Eğer o gol gelmeseydi, yani Samsunspor ilk yarıyı o şekilde bitirebilseydi ikinci yarı da farklı olurdu. Direnç olacaktı. Gol daha dirençli sahaya çıkacaktı. Rakibi de yani o, bir yerde daha paniklemiş halde yakalamış olabilirdi de. Şimdi bu varsayımlardan gidersek şunu da dememiz lazım ama yani bu gerçeği de söyleyeceğiz. Kendi tarafımızdan değil, testere gibi iki tarafa yontacağız. Gayet öyle. 75-80'de değil bir tane yeseydik çok farklı bir maç olabilirdi. Yani biz 41'de attık, 43'te 44'te yedik. Süper. Yani onlar adına. Hocam çok da talihsiz bir gol aslında. Bak yani. Evet katılıyorum %100 fakat biz bunu diyoruz yani golü attık yemeseydik süperdi bizim için. Çok farklı bir maç olabilirdi ama 75-80 aralarında yani o şeyin kaçırdığı, Veli'nin kaçırdığı, o Abdülkadir'in kaçırdığı yani onlar da gol olsaydı çok farklı maç olabilirdi. Dolayısıyla bir puan dediği gibi hocanın gel, bir puan olduğu bir maç izledik. Mert Cezir gibi geldi gitti, geldi gitti. İlk yarı biz ikinci golü bulabilseydik hani ya da gol yemeden devre arasına girseydik eminim ki Erhan Hoca devre arası gerekli rütuşları yapıp bu maçı kazanarak dönecekti. Ama ikinci yarıda bir bir başlayıp daha sonra üçüncü bölgedeki atılan topları bizim yani attığımız topları ilk teması yapamayıp ikinci topları da Kubilay'ın alıp oyuna katkısıyla beraber bize baskı kurdular. Bu gerçeği de unutmayalım. Yani biz ortaya konuşalım. Ama sizin de dediğiniz gibi yani Samsunspor ikinci yarıda o 70'li dakikalardan sonra bir gol yeseydi durum çok çok farklı yani olurdu. Yani iki taraflı bak. Yani ben yine şöyle bir şey diyeceğim. Samsunspor da gol atmış olsaydı. Samsunspor yani yine tabii Samsunspor için de geçerliydi. Samsunspor da o gol bulabilirdi yani. Aynısını söylüyorum. Eren o pozisyonda biraz daha dirençli olabilseydi ve topu biraz daha ayağından açtı. Orada son vuruşu çok ayağının ucuyla da dokunsa top ağlara gidebilirdi orada. Mesela hocanın dizilişi benim de tercih ettiğim bir diziliş. Savunma anlamında da bu sistemin yani 4-2-3-1'in hücum formasyonu eğer geri düşerseniz 3-4-3'e çok çabuk dönüyor. Eğer öne geçtiyseniz de 4-5-1'e çok çabuk dönüyor. Yani sistem olarak bir oyuncunun yerini biraz ileri biraz hani pozisyon icabı dizilişte biraz ileri biraz geri oynattığınızda sistemler arası geçişkenlik çok kolay. Dolayısıyla bu sistemi ben de kendi tercih ettiğim bir sistemdir. Zaman zaman 4-4-2 gibi gözüktü sistem olarak. O da neden? Kubilay zaman zaman stoperlerin arasına gitti ön libero olarak topu almaya. Bu sefer Eren savunma duygusuyla önde kaldı. 4-4-2 gibi gözüktük ama dediğim gibi oyun tarzımız, sistemimiz bu Urfa Spor'u 4-3-3-4-1-4-1 gibi de değerlendirebiliriz. Üçlü orta saha Teyo sağda, Kubilay ortada, Kenan solda gibi düşün. Zaman zaman Teyo kaçıyor. Serdar, Abdülkadir, Zenke de üçlü önlü oyuncusu gibi düşün. Ama ben kanat oyuncularımızdan savunma dönüşleri hoşuma gitti. Yani bu bir oyun disiplinidir. Bunu oyuncular yaptıkları sürece takımlarına katkı sağlarlar. Ancak kanat oyuncularının savunmaya görev yapmaları, savunma görevi yaptıkları kadar ofansa da orta yapma ve topu taşıma görevleri daha önemli. Tabi bu deplasman maçlarında sayı olarak azalıyor istatistik olarak. Bunu da doğal karşılamak lazım ama Samspor'da beğendiğim tarafları söylemeye çalışıyorum ben. Ben Hasan'ı da beğendim mesela. Hocam şey yaptı. Tahan'ı biraz yorulduğunu düşünüyorum daha sonra. Hocam ona geleceğim ben. Geçen haftaki kadrodan Ivanov ve Mustafa Sevgin'in yerine Eren ve Musa Aydın oynadı. Savunma kurgusu ve kale aynı. O aynıydı. Aynı. İki ön libero Tahir'le Hasan nasıl buldunuz? Sanki Hasan o orta sahanın o hücumu hem hücum organizasyonu hem de savunma organizasyonu. Ha şöyle ben Hasan'ı beğendim. Çok yoruldu gibi. Ben Hasan'ı beğendim. Yani bana sorarsan dünkü maçta en beğendiğim oyunculardan biriydi. Taha da boyu uzadığı için oyunun yorulduğunu düşünüyorum Taha'nın. Hasan daha çok topla ilişkileri sağladı, pas trafiğini sağladı, top kazandı. Mesela zaman zaman Zenke etkili oldu bize. Şimdi Zenke ile Ahmet Burak eşleşmesi, Zenke topu ayağına aldığında etkili olan bir oyuncu. Ahmet Burak çok baskı
koymadık Ahmet Buran tarzıyla beraber. Fakat işte orada Taha'nın ikili sıkıştırmalarda biraz destek olması gerekirdi. Orada biraz hocam, Zenke'ye rağmen o konuda Ahmet Burak Soraker sürekli ben ileriye beğendim. Çıktı. Ahmet'in 3-4 tane yaptı bana 3-4 göre. Tane çok iyi orta. Ve sağ kanatta da Murat Akyüz, Musa Aydın ikilisi özellikle ilk yarıda. Hatta ikinci yarıda oyundan çıkana kadar da Musa Aydın. Şimdi ben fikrimi söyleyeyim. Musa yorgun düştü ama yani şimdi, hissedildi yani. Ben şöyle, yarıda. Yorgun savaşçı mı oldu? Şöyle söyleyeyim ben fikrim. Savunma yardımı çok yapan oyuncular evet. Yorulurlar. Evet. O Feydu da yoruldu. Şimdi Ahmet Burak kötü oynadı anlamında Ahmet Burak bana göre başarılı oyunculardan biriydi dün. Fakat karşısında Zenk oynuyordu. Zenk'e de etkili oldu. Olmadı diyemeyiz. Evet. Doğru mu? Şimdi Zenk'e ne kadar etkili hocam, olduysa pardon, Ahmet çok Burak... özür dilerim. Zenk'e oradaki Şanlıurfa Şanlıurfa'nın meslektaşlarımız da Zenk'e bu zamana kadar böyle bir oyun ortaya koymamıştı. En iyi oyununu ortaya koydu. Kesinlikle katılıyorum. Ben Samspor'da da şampiyon olduğu sene yani bu kadar akıcılık zaman zaman yapıyor ama sürekli yapmıyordu. Bir de yapıyordu, bir duruyordu. Bu dünkü maçta süreklilik arz etti. Ama Ahmet Burak'ın da asisti var. Bir tane Embille'ye yaptı. Gole döndüremedi onu Embille. İki tane ortası var ilk yarı daha. İkinci dakika yaptı. Müthiş bir orta yaptı. Yani Ahmet Burak'ın hücuma katkısı iyiydi. Ben beğeniyorum. Murat Akyüz'ü bu konuda yani aynısını söyleyemeyeceğim. Murat Akyüz ofansa çok çıkmıyor. Yani çıktığı zaman da çok yani iyi çok işler yaptığını, yani. Çok iyi işler yaptığını söyleyebiliriz. Yani bak ben kötü demiyorum. Ofansif anlamda Ahmet Burak Murat'tan daha ofansif. Evet. Ben öyle düşünüyorum. Avni abi sen neler söyleyeceksin? Hem Samsunspor'un genel olarak bakıldığında kadro anlayışını ve oyun anlayışına baktığınızda Samsunspor'un özellikle bazı oyuncuların çok iyi performans ve bazı oyuncuların yetersiz kaldığını mı az önce hani siz Musa Aydın'la açıldığı zaman konu? Şimdi tabii Musa Aydın'dan biz beklediğimizi aslında aldık. Yani o gol Musa Aydın'dan geldi. Ve o golden öncesi de var. Golden öncesi de iyiydi. Yaptığı ama işler çok olumluydu ama. İkinci yarıda bence yorulduğunu hissettirdi. Ve hoca da isabetli bir şekilde. Oyunun temposu değişikliği. Yüksek. İyi de oynuyordu tabii. Ama. Yani iyi oynayabilir ama artık yorgun düşünce. Yani hoca fazla risk almanın bir anlamı yok diye düşündü. Teknik adam görüşü. Yani hoca yani karar vermiş almış. Katılıyor musunuz? Ya şöyle bu bir görüş. Şimdi ben olsam bunu yapar mıydım? Recep'in etkisi oldu mu oyuna çok? Yani Musa'yı aldıktan ama. Sonra. Yani evet. Şimdi verim anlamı. Şimdi şöyle bir şey var. Verimlilik ayrı bir şey. Üretkenlik ayrı bir şey. Fizik, kondisyon, tempo ayrı bir şey. İstemek şimdi, ayrı bir şey. Verim veriyorsa kullanabilirsin. Hoca o an Musa ile ilgili kafasında bir düşünce oluşmuştur. Recep'in savunma hani biraz çıkacak Recep daha böyle hızlı olabilir, evet. Daha dinamik olabilir diye. O tercihini kullanmıştır. Ya, bana sorarsan ben biraz daha süre tanıyabilirdim. Kendi adıma söylüyorum. Daha uzun bir zaman dilimi. Çünkü 55'te çıktı Musa. Yani evet. Ama hoca orada başka bir şey düşünmüş olabilir. Başka bir organ çünkü Hakan çıkmaya başlıyordu oradan sol bek olarak etkili olabilir diye. Belki de Recep'i o anlamda. Zaten belli bir zaman sonra da Recep'le Ofeydu alan değiştirdiler bir evet. Bir süre. Kaçıncı dakika oraya yazmıştım ben ama. Şimdi bunlara dikkat edeceğiz, etmemiz lazım. Neden yani bu yapmışlar? İsterseniz siz notlarınızı ben söyleyeyim. 62. dakikada Ofeydu ile Recep yer değiştirmiş mesela. Evet, benim dikkati. Bir 10 dakika, 12 dakika, 15 dakika süre içerisinde bunu yapabilirler. Sonra bir ara yine yan yana geldiler, yakın oynamaya başladılar ikisi. Ama işte benim anlatmak istediğim şu, yani bunu hoca muhakkak çalışıyordur. Oyuncular o gün istediğini yapamıyordur. Rakip de buna izin vermeyebilir. Tabii bu arada Ofeydu'dan da yani o bildiğimiz oyunu bu maçta maalesef yoktu gibi geldi bana. Ya ama yine zorladı yani, ama yine zorladı. Ama final evet. Paslarında sanki biraz evet. Bir tane final pası attı, Musa gol attırdı. Yani bir maçta da her pas final pası olumlu olacak diye bir şey yok. Peki hocam hemen yine Şanlıurfa'ya gidelim. Taraftarların çok güzel dostluğu vardı. Az önce Avni abi de bahsetti. İlk programın başlangıcında biz de bahsettik. Çok güzel görüntüler vardı. Taraftarlar hatta iki gün önceden oraya gitmişti. Hem Samsun Sporlu hem de Urfa Sporlu taraftarların düşünceleri, görüşleri ekranlara geliyor şimdi. Gerçekten Türkiye'ye örnek olacak türdendi bu. Mükemmel görüntüler vardı. Şimdi onları izleyelim. Daha sonra yorumlarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Gönlümüzden galibiyet geçiyor. Ama en kötü ihtimal beraberlikte iyidir ama inşallah 2-1 alacağız maç. Sağ ol. Galibiyetten başka şansımız yok. Eğer yenersek ikincilik de neden olmasın. İnşallah yeneceğiz. Ben de aynı duyguları paylaşıyorum arkadaşlarımla ama yeneceğimize de inanıyorum arkadaşım. Yani çünkü şu pozisyonda her iki takımın da buna ihtiyacı var ama bizim için daha iyi bir şekilde olması için dua ediyoruz. Hatta bugün peygamberlere, yatırlara da gittik yani. Efendim? Anlatabildim mi? Galibiyet duası yaptık. İnşallah yaptık yani, Allah biliyor. Hazreti İbrahim'in mezarına gittik, oradan suyunu içtik, duasını yaptık, namazımızı kıldık. Şükürler olsun, inşallah aynı duygularla da döneceğiz. Tamam, biz tamam. Gülüyoruz. Yani. İnşallah galibiyet için geldik. Hak eden de kazansın. Teşekkür ederim. İnşallah maçı alacak. Çok kritik bir maç. İnşallah bu maçı alırsak ilgili için şansımız devam edecek. Güveniyoruz takımımıza. Buradayız, yanındayız takımımızın. Allah kısmet ederse maçı alacağız. Evet, şimdi maç öncesi oynayacak olan Şanlıurfa Spor Samsun Spor maçı için şehrimize gelen Samsun Spor taraftarlarına ben öncelikle hoş geldin diyorum, şeref verdiniz diyorum. Biz Samsun Spor taraftarlarını Şanlıurfa'da ağırlamaktan gurur ve şeref duyuyoruz. Maç içerisinde de dostluk kazansın, hak eden kazansın diyorum. Öncelikle Başkan Ali Çiçek'e teşekkür ediyoruz. Biz 2000'den beri buradayız. Sağ olsun kendileri bizden gerek dernekler olarak gerek UFA halkı olarak çok ilgi ve alaka gösterdikleri için kendilerine sonsuz teşekkür ediyorum. Burada kazanıp ya da kaybetmemiz önemli. Sonuçta dostluk kazası diyorum. Zor bir Şanlıurfa maçı. Evet. Söylediğinizde aslında çok şey var ama biz buraya tabii ki maçtan önce dostluğumuzu daha çok pekiştirmek için gelmiştik buraya. Bir sebeplerden dolayı pankartlar olmadı, bir şeyler olmadı. Biz her zaman buradayız. Öncelikle başta Başkanımız Ali Çiçek olmak üzere bizi burada ağırlayan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Allah tekrar razı olsun size. Pankart açılmasına mı izin verilmedi? Verilmedi. İçeriği neydi? İçeriği bizim amacımız oldu. Başkanla, Urfalılarla beraber izlemekti. Pankartlarımızı beraber astık. Hatta beraber demeyeyim, Urfalı abilerimiz astı pankartı. Biz onu federasyon artık gözlemciler izin vermediği için pankartları normal misafir takım taraftarlarının olduğu yere açtı. Burada güzel bir şeyler yapmak istedik ama olmadı, nasip değilmiş. İnşallah başka zaman diyoruz. Tek söyleyeceğim şey dostluk kazansın. Her şey için Ali abi sonsuz teşekkür ediyorum. E sizler neler söyleyeceksiniz? Bu, bugünkü bu ortam... Kol kola, omuz omuza. Bu ortam Türkiye'deki tüm futbol camiasına büyük bir örnektir. Geçen yaşanan Fenerbahçe olayına bu taraftarların kardeşlik barış içinde aynı türbünde oturmaları bence federasyonun büyük bir dikkate alıp örnek bir davranış olduğunu tüm kulüplere yansıtması lazım. Teşekkür ederim. Aynısı Bozumur'a taraftarı çok örnek olsun diye son kulaklaşı misafiriyeti her zaman bunu devam edeceğiz. Ben de dostluk kazanmasını istiyorum. Öncelikle Başkan Ali Çiçek arkadaşımıza ve Urfa halkına çok çok teşekkür ediyorum. Hak eden kazansın, dostluk kazansın. Ne diyorduk işte Urfa'da? Yanlışken de yöresel şeylerine bak dedik. Bir maddi bir şu var. Havada sıcak olduğu için bize bir ortamın taşı olduk. Kafamıza geçirdik. Gerçekten rahatmış yani, tavsiye ederim arkadaşlarımıza. Hediyeli eşyalarımızı aldık. Arkadaşlarla beraber 2000'den beri geçiyoruz, tozuyoruz. Sağ olsunlar. Aynı zamanda burada Şamlı Evi bir taraftar bulunurken aktörsün var. Ona da çok teşekkür ederim. Bunlarla ilgili ve alakalı. Hepsi çok teşekkür ederim. Sağ olsun. Dünkü maçları izleyince, Adana Demirspor'un yenilince, Antalya Spor yenilince, ondan sonra Antalya Spor'un kaybedince, Adana Demirspor kaybetti. Bu yüzden biz güzel bir sonuç almak istiyoruz buradan, dönmek istiyoruz. Buradan da Karabük'te olan Uğur Bayraktar kardeşimize diyoruz ki en son 15 gün önce Samsun'da Karşıyaka maçını izlerken bize dedi ki siz buradan Çarşamba'ya daha iyi gidemezsiniz, tıraşı bırakın dedi. O yüzden Uğur Bayraktar bizi izlesin. Arma aşkına yine düştük yollara. Biz Samsun sporluyuz. Samsun sporlu olmaktan da gurur duyuyoruz. Biz Uğur Bayraktar değiliz. Bizde tıraş yok. Bizde tıraş olmaz. Uğur. Ya, Uğur kardeşimiz iyi bir Samsun sporludur yani, bunu da unutmayalım. 1-0 olsun bizim 1-0, olsun. 1-0, 1-0. 3 puan abi, 3 puan. Bir olsun yani, bizim olsun. Urfa'da bizim dostumuz fazla yapmaz. 1700 kilometre yol geldik yani. Urfa Samsun her zaman kardeştir. Karşıyaka'da da söyledim. Gene söylüyorum. Ben rahat maçımız oynayacağım. Gene maçım. Kritik bir hafta sizin de söylediğiniz gibi. Bayağı bir yorucu yolculuktan sonra armağanımızın peşinde, aşkımızın peşinde buraya kadar geldik. Kilometre mesafenin bizim için önemi yok. Bu haftaki hele Antalya, Adana Demir,
Osmanlı Spor kaybettikten sonra bu maçın önemi oldukça arttı. Urfa da bizim gibi playoff'u hedefleyen bir takım. Biz de aynı durumdayız. Yani biz bu kadar yolu gelip de buradan 3 puan almadan dönersek yıkılırız. 3 puan almaya geldik. İnşallah 3 puanı da alacağız. Gerçekten çok önemli bir maç bizim için. 6 puanında değil, 15 puanlı bir maç. Şampiyonluk yolunda kesinlikle bu maçı kazanmamız lazım. Gördüğünüz gibi koca yürekler inandık. Futbolcusu da inandı, yönetim de inandı, şehir inandı. Mutlak galibiyet istiyoruz. Başka hiçbir çözüm yok yani. Bu maçı alacağız, ilk ikiyi oynayacağız, şampiyon olacağız. Başka yolu yok yani bu işin. Ne yağmur ne çamur yine, sevense gülüne seve. Bu alemde forza şirinle, lay 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 lay. Yurt dışından, gurbetten gelen bir Samspor taraftarı. Genellikle her maçta görüyoruz. Fırsat buldukça Samspor'u desteklemeye geliyor. Bu mesafe gözetmek için neler söyleyeceksiniz? Samspor aşkına geldik. Maçı da inşallah alırız. Dostluk zaten kazandı maçtan önce. Başka diyecek yok. Bu hafta bütün sonuçlar lehimize oldu. İnşallah maçı alırız. O zaman ilk iki kapısı büyük ihtimalle açılır. Başka da Almanya'ya selam söylüyorum. Hepinizi çok seviyorum. Evet, Samsun Sporlu ve Şanlıurfa Sporlu taraftarların düşünceleri bu şekildeydi maç öncesi ve gerçekten omuz omuza stada geldiler. Maçı da dostluk içerisinde seyrettiler ancak maçı aynı tribünde seyretmek istiyorlardı. Maalesef gözlemciler buna izin vermediler. Yani gerekli tedbirler. Maç içinde herhangi bir en küçük bir şey olsa bunun sorumluluğunu alamadı gözlemciler ki. Vermezler. Doğru da bir yaklaşımdı. Maç öncesi kurallar var. O kurallara uymak zorundasın yani. Evet, buradan 63 Şanlıurfa Spor Taraftarlar Dernek Başkanı Ali Çiçek, Şanlıurfa Eyyubiye Taraftar Grup Başkanı Kerim Aktos'un Samsporlu taraftarlarla yakından ilgilendi. Gerçekten misafirperverlikleri üst düzeydeydi. Samsun'da da yine aynı misafirperverliği gösteriyorlar. Buradan Samsunspor'a gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı teşekkür edelim. Ama bu arada Fener maçını da atlamayalım istersen. Onunla ilgili birkaç şey söyleyelim mi? Evet, tabii ki söyleyebiliriz. Yapılan saldırıyla ilgili yani olamaz Türkiye böyle. Ayağa kalktı. Ya bu konuda da bizim bir şey söylemememiz çok doğru olmaz değil mi abi? Gerçekten yani, sen büyük olarak sen söyleyemezsin. Yani, biz arada konu olarak için söyleyelim. Tamam. Yani hemen, Fenerbahçe'ye tamam. Yapılan saldırıyı tabii tüm Türkiye gibi biz de kınıyoruz. Sadece Türkiye değil, herkes kınadı bu. Yani olmaması gereken bir şey. Tabii bir talihsizlik de Karadeniz'de oluşu. Bizim için apayrı bir şey oldu. Nedir, neden kaynaklandı, kimdir? Yani bunlar şu anda henüz tam anlamıyla böyle ortaya çıkmış gibi de değil galiba anladığım kadarıyla. Evet, ama iki kişi gözaltına alındı iki bugün. İki kişi gözaltına, o iki kişilik kuzen. Bir olay da değil bir yerde. Yani bu tür olayların çok profesyonel futbolda olmaması şey lazım. Bakın o nedenle ben diyorum işte Urfa'da biz çok gerçekten ilgiyle karşılandık. Bir Elazığ'da aynı şekilde karşılandık. Yani futbolu yaşanması gerektiği gibi yaşamamız lazım. Ama maalesef işlerinde bazen böyle arzulanmayan olaylar da olabiliyor. İşte Fenerbahçe'ye yapılan olayı kınamamak elde değil tabii ki. Böyle bir olayın olmasını hiç kimse de arzulamaz. Bir talihsizlik oldu diyelim. İnşallah son olur diyelim. Ama maalesef futbolda zaman zaman bu tür olaylarla karşılaşıyoruz işte. Böylesiyle karşılaşılmadı ya. Ama tabii böylesiyle bu enteresan bir olay. Enteresan bir olay da Emre abi. Yani böyle bir şey kabul edilir bir şeyi yok. Bunun evet, savunulur bir hiçbir tarafı yok. İster takım Fenerbahçe olsun, Trabzonspor, Samsunspor, Beşiktaş. Yani takım olarak değerlendirmemek lazım. Hangi takım olursa olsun yanlış bir olay ya. Olmaması gerekiyor. Orada bence üzerinde durulması gereken şey o otobüsün içinde 30-40 kişi var. 30-35 kişi var. Yani bir kafilenin şoförüne ateşli silahla ateş etmek hem de hızlı gidiyor değil mi? 110. 110 evet, kilometre hızlı giden. Yani içindekileri de. Kafilenin şoförüne hatta otobüse ve Fenerbahçe'nin olup olmadığını biliyor mu? Nereden biliyor? Bu otobüse böyle bir ateş etmek anlaşılır, anlatılır.
konuşulacak ya bir şey değil. Otobüs firması onu bir yerde yani yolda bıraktı da o konuşulacak bir şey değil. Yani tabii ki Fenerbahçe bu kadar uç değil. Yani futbol insanlara bu kadar uça götürmez. Götürmemeli. Bu kadar kan davası, bu kadar nefret, bu kadar orada oluşabilecek faciayı düşünemeyecek kadar uça götürecek bir davranış göstermemeli futbol içinde olan insanlar. Kesinlikle hocam. Hani böyle bir şey olmaz yani. Onun için kınıyorum. Hani geçmişte de yaşandı tabii. Yaşanmadı değil. Hani döner bıçaklarıyla saldırılar mı görmedik? Ne bileyim. Ama bunlar müfettiş olayları. Olaylar da. Bu bambaşka bir şey. Böylesi silahla tarandığı olayları da tanıdık. Hocam siz çok daha uzun yıllardır futbolun içerisindesiniz. Evet. Böyle bir olay gördünüz mü? Şöyle Trabzon'da bizim hep sıkıntımız olmuştur bilirsiniz. Taşla saldırmak başka bir şey. Tabii otobüs taşladılar şey, falan ama bu şey. Enteresan bir şey. Bu giden 110 kilometre hızla giden bir otobüse ateşli silah hem de böyle iyi bir silah, büyük bir silahla ateş etmek böyle yani. Böyle alışveriş merkezine bomba atmak gibi bir şey herhalde. Şimdi ama bunu yani bunun açıklanacak bir tarafı yok. Onu anlatmaya çalışıyorum. Hani bir nedeni yok yani. Ya, açıklayamazsın. Yani, mümkün değil açıklanabilir. İfade edemiyorsun. Değil. Neden? Yani bunu bir yere koyamıyorsun. Akıl böyle bir şey. Ha diyecekler ki insanlar zaten akıllı insan bunu yapar mı? Ve yapmaz. O zaman demek ki aklından şüphe duyulacak insanların yaptığı bir olay bu. Yani ama futbol insanların eğer akıllı insanlar bunu yapıyorsa evet. Futbol insanların aklını bu kadar uca götürecek bir iş değil. Futbol bir oyun. Futbol insanlara keyif vermek için, insanları mutlu etmek için, insanları bir arada tutmak için oynanan bir oyun ve bir sanayiye dönüştü. Ama o oyunun, futbolun bir oyun olduğunu bilen bir kişinin de zaten böyle bir şey yapması da beklenmez. Ama futbolun en büyük enstrümanı evet. Da taraftar. İşte taraftar ama yani taraftar en büyük enstrüman yani. Bu noktaya yani nasıl taraftarlarımız? Çok uzun dakika. Şimdi taraftar olarak söylemek de istemiyorum bu tür şiddete. Ama taraf işte abi. İşte nasıl bir taraftar taraf, böyle bir şey yani, yok yani olamaz taraf, yani. Yani bir taraftan bir, öbür tarafa evet. Sallıyor. Şimdi evet. Onun için futbolu seyircisiz oynandığı maçlara, seyircisiz oynanan bir maçlara bakın ya. Bir keyif var mı? Bir ya ben hocayım. Seyircisi oyuncu olarak oynadığım dönemde uyutuyor insanı. Tabii ya oyuncu bir kere evet. O atmosferi istiyor. Evet. Şimdi bu insanları bu topluluklardan kaçırmak, buralarda bu tür şeyleri yapmak futbol sevgisini azaltmak kimin haddine ya? Kimin haddine yani? Maalesef. Yani bence Futbol Federasyonu doğru bir uygulama yaptı. Fenerbahçe'nin de duruşu önemli burada. Sahaya çıkmayız mesajı. Federasyon da doğru bir uygulama yapıp Süper Lig'i bir hafta teyir etmesi şimdi kadar tabii, güzel yani bir şey. Yani olayı aslında farklı diyelim. Tamam federasyon bunu tabii mutlaka gerekenleri mutlaka yapması lazımdır. Ama Fenerbahçe'nin de tutup da ben sahaya çıkmam, şunu yaparım, bunu yaparım. Bu da futbol. Ama abi ne abi şöyle bir şey söyleyeyim. Yabancı güvenliği var. Federasyon mutlaka yapması gereğini şimdi yapması gerekiyor. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Ama yabancı oyuncuların aileleri var. Baştan tehdit etme olayı bence yakışıklı. Abi, abi siz yabancı bir ülkede futbol oynuyorsunuz. Başınıza böyle bir yabancı oyuncu geliyor. Yabancı oyuncu diyor ki belki ben oynamak ben bu belki hiç kalmak istemiyor. Bir yerde bizim kaydı çağırmışlar. Federasyon zaten gereğini yapacaktır. Hani o ne yapılıyor, ne ediliyor onu bir beklemesi lazım. Yani, şey. Yani kulüp olayı gerginliğe dönüştürmenin bir anlamı yok. Bir takım içinde yani yanlışa yanlış da gidilmemeli hayır, bence. Şu, sanıyorum o açıklamanın nedeni takım içindeki futbolcu toplumundaki psikolojisini ortaya yansıtmak, ortaya yani. Çıkarmak. Bir de şu var, Trabzonspor'u da kutlamak lazım. Hemen olayın peşinden yapılan açıklama. Bir evet. Duruş. Çünkü müsabaka oynamak ayrı bir şey, yarışmak ayrı bir şey. Bu tür saldırıyı hangi kulüp yapılırsa yapılsın, hangi kulübe yapılırsa yapılsın, kınamak ayrı bir şey. Hemen onun konuyla ilgili mesaj vermiş hocam. Ediyoruz. Erdem Eyaz mesaj atmış. Bizler Urfa maç öncesi yapılan dostluk çerçevesi içinde futbol kamuoyuna Urfa'da Fenerbahçe'ye yapılan saldırıya kınamak hem de Fenerbahçe'ye destek vermek amacıyla ayrıca tribünde yer, alacaktık. Dediler ama bu izin verilmedi. Bir mesaj vermek adına. Evet ama izin verilmedi. Keşke verilebilseydi tümden bir mesaj atmış. Ama hiçbir şekilde bunun sorumluluğunu almaz gözlemciler. O uygulamalarla alakalı, talimatlarla evet, alakalı kesinlikle. Ama bu mesajı atan Erdem kardeşime de teşekkür ederiz. Bu niyet olsun. Bu uygulamayı yapamayabilirsin ama müsabakalara bu niyetle gidilsin. Ve bu sayılar artsın.
Anlatabiliyor muyum? Evet. Bu konuyla ilgili söyleyeceğiniz başka bir şey yoksa hemen... Taraftar konusu olduğu için bu konuyu... Taraftarlardan da çok da sayıda mesaj geliyor hocam. Evet. Hemen onlara birkaç tanesini yer verelim, ondan sonra... Çok yormazlar inşallah. Yok sorsunlar, hocam, yormazlar sorsunlar. Yine hemen Gökdeniz Erdoğan'dan başlayalım. Evet. Şampiyonluk artık sadece hayal demiş ama ikinci sırayı zorlarız. Şampiyonluk zaten ilk birinci sıra zaten. Şimdi şampiyonluk... Ön kastımız bir bakış açısı bu şimdi. Şampiyonluk ne? Birinci olmak mı, ikinci olmak mı? Bana göre şampiyonluk Samsunspor'un Süper Lig'e çıkmasıdır. Gayet. Yani playoff bitti. Şampiyonluğu. Şimdi ilk ikiyle beraber çıkmak bir seçenektir. Birinci olmak hayal, evet. Birinci olarak çıkmak hayal ama ikinci olarak çıkmak olası. İhtimal var. Bir ihtimal var yani, da çok daha büyük. İhtimal yani. Varsa vardır. Onun için bunun adını şampiyonluk, bunun adını şey olarak... Samsunspor'un Süper Lig'e çıkması şampiyonluktur. Bunu iki etaplı düşünebiliriz. Birinci, ikinci olmak. Birinci etap, playoff'tan %25, %50, %100 yapmak ayrı bir şans. Böyle değerlendirmek lazım. Çünkü playoff'ta ilk maçın %25. Kazanırsan %50, kazanırsan %100'e döner, çıkarsın. Bir de ikincilik şansın var. Dolayısıyla bu dil çok önemli. Bu algı çok önemli. Samsunspor'un Süper Lig'e çıkması bana göre şampiyonluk. Ama ikinci olarak çıkar. Ama playoff'tan çıkar. Zaten sizin onun için şampiyonluk uzak sizin değil. Sizin düşünceniz ve bizlerin düşüncesi hep bu şekilde olduğu için. Uzak değil. Şehirdeki algı da bu şekilde yani. Öyle olmuş. Daha da şampiyonluk. Çok erken yani. Devamında 8 maç var yani. Ona ve devamında da demiş ki Gökdeniz kardeşimiz 19 Mayıs'tan yazmış bize Gökdeniz Erdoğan. Playoff garanti demiş. Playoff'a garanti. Öyle bir şey yok. Emre'le de Ordu Spor maçında Emre'nin yerine kim olmalı sizce demiş. Emre'le cezalı diye herhalde söylenti var. Öyle bir şey var mı? Yok galiba. En son kartını bu Spor maçında görmüştü. Sonra ondan sonrasında... Cezalı 4 sarı kart diye biliyorum ben. Gazete öyle yazdı bugün. Bir gazetede okudum. Yok 4 sarı kart. Yok ya. Buca Spor maçında sarı kart görüp cezasını Altın Ordu Spor maçında tamamlamıştı. Peki niye cezalı yazdı bugün bir gazete? Ben bakmadım oraya. Dünkü maçta 4 kişi sarı kart gördüm. Tuna, Musa, Embille, Taha. Ama sarı kart skalasına bakmadım. Yani nedir gazetede okudum Embille cezalı diye. Ben cezalı umarım cezalı değildir. Ben cezalı olmadığını düşünüyorum ama. Yani hoca ona yani, bir seçenek bulur ama elinde tabii ki o konuda oyuncu. Bugün gözümden kaçmış olabilir yani hani cezalı olmadığını biliyorum. 3 sarı kartı Antalya Spor maçında gördü bir sarı kart. Muhammed yine bir gazetede okudum ben. Embille sarı kart cezalısı diye. Şey maçında gördüm. Karşıyaka maçında gördü. Bir de bu maçta gördü. 3 sarı kart ama hemen bir az sonra görüntü röportajları verdiğimizde yine soracağız. Ben ilk kez böyle bir şey yaptım. Hani cezalı olmadığını düşünerek bilerek yaptım araştırmalara. Skalaya bakmadım yani. Ben cezasını Antalya Spor, Altınordu Spor maçında tamamladığını biliyorum. Öyle düşünüyorum. 3 sarı kart olduğunu düşünüyorum. Hemen Kemal Uçarlı'nın mesajına geçelim. Bu arada mesajlar da geliyor sevgili Ender Güre de buradan artık bizim röportajlarımıza demiş biraz daha böyle çok akıcı oluyor. Ben yoldan geldik. Ender'in yazısını da okudum. Bugün beraber aynı geldik. Aynı görüşteyim. Katılıyorum kendisine. Evet Kemal Uçarlı demiş ki öncelikle iyi akşamlar Muhammed abi, Avni abi, Ercüment hocam. Bir puan bile iyi oldu demiş bizim açımızdan. Haftaya şimdi ben Urfa'yı demiş zorlu bir maç bekliyor biz ise rahat bir maç bekliyor demiş. Adana Demir Karşıyaka deplasmanında büyük darbe aldı. Eminim evinde puan vermez. Samsunspor ise evinde puan almayı başarır. Playoff adımızı yazdırırız. Birinci ve ikinciliği zorlarız saygılarımla demiş. Şimdi evet. Şöyle bir soru sorayım. Bütün herkese. Samsunspor Urfa maçı. Cumartesi pazar maçlar oynandı. Hani bu skorlar olmasa. Cuma günü konuşuyor olsak. Urfa'dan bir puanı verdik deseler herkes kabul eder mi? Hocam kesinlikle. Şimdi insanın algısını ve bakış açısını değiştiren şeyler oynanan maçlar, alınan skorlar, yaşanan olaylardan sonra görüş değişimi oluyor. Ama bir stratejist, bir taktik adamı, bir plan adamı, uzun vadeli plan yapan, bu 9 maçlık planı yapan, bu 9 maçın sonunda playoff'a kaç puanla çıkabileceğini, ikinci takımın kaç puan alabileceğini hesaplayabilen ki ben bu hazırlığı yapmadım ama hafta içi, önümüzdeki hafta bu hazırlığı yapıp gelirim. Ortalama alınır. Playoff puanı, ikincilik puanı ortalaması alınır. Burada bir öngörü oluşturabiliriz. Dolayısıyla ben şu anda söylüyorum 58-59
playoff puanıdır. Evet, kesinlikle. Hocam 58-59 puan, playoff puanıdır. Bu haftaki gibi maçlar oynanırsa değişebilir de. Evet, onlar hemen ben ortalama olarak söylüyorum. Evet. Çok özür dilerim hocam. Biz taraftarımızın mesajını daha okuyalım. Ondan sonra Playoff garanti değil, onu demek istiyorum. Meslektaşlarımızın röportajlarını vereceğiz. Ondan sonra da hem Samsunspor yönetim kurulu üyelerinin hem de Samsunsporlu futbolcuların maçtan sonra açıklamaları, özellikle de Atilla Özmen, Eldin Adiloğlu ve Simon Zenke'nin yaptığı açıklamalar var. Onları ekranlara getireceğiz. Samsun sevdası Cappar demiş ki, selam Muhammed Bey, nasılsınız? Bu Canberk Aydın neden oynamıyor? A2 takımıyla idmana çıkıyor. Eren Altın neden buna şans, Canberk'e şans vermiyor? Teşekkürler, kolay gelsin demiş. A2 takımıyla idmana çıkmıyor Canberk. A takımıyla idmana çıkıyor. Bu hafta da Şanlıurfa Spor, Samsun Spor maçının U21 maçında forma giydi ve sakatlandı Canberk tekrar. Yine mi sakatlandı? Evet, sakatlandı Canberk. Yani rakip oyuncunun darbesiyle sakatlandı. Kendiyle alakalı bir durum yok. Ayağından sakatlandı bu kez. Canberk'in durumu da iyidir. Buradan kendisine de geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Biz de geçmiş olsun diyoruz. Geçmiş olsun tabii. Buradan da aydınlatmış olduk sanırım. Hemen meslektaşlarımızın maç sonrası açıklamaları. Samsun Gazeteciler Cemiyeti, sizin de söyleyecekleriniz vardır herhalde. Bu organizasyonla ilgili gerçekten çok renkli gidiş dönüş. Çok renkliydi. Oradaki gezi de çok renkliydi. Sayın Başkan Mehmet Yazıcı, Yusuf Ziya Çakır, Ragıp Göker, Ender Gür, Atilla Cebeci, Avni Demir, İsmail Başaran, yine belki şu an aklıma gelmiyor ama herhalde bu kadar da Avni abi. 12 kişi. Yani Metin Atlı, pardon. Metin Atlı ve Resul Akçay. Atlı ve Resul Akçay vardı. Birlikte, evet. 11 kişiydik. Evet. Metin Atlı ve Resul Akçay vardı. Onların maçla ilgili düşüncelerini ekranlara getirelim. Daha sonra buradayız. Programımıza kaldığımız yerden son sürat devam edeceğiz. Evet, Spor 55 programı sunucusu Atilla Cebeci ile birlikteyiz. Bir birlik sonuç, önemli maçtı. Neler söyleyeceksiniz? Evet, herkese iyi akşamlar diliyorum. Dün akşam Spor 55 yok, bu akşam Spor Aksiyon'dayız. Bir puana razı olunuldu. Her iki takımın futbolcuları, teknik adamları yenemiyorsan yenilme sözleriyle bitirdiler. Gerçekten Samsunspor burada kazanabilirdi. İlk devreyi 1-0 önde içeri girmiş olsaydık maçın sonucu bu şekilde olacağını ben düşünmüyordum. Ama 1-1 ile girildiği için maçın sonunda da Zenke çok etkiliydi burada. Samsunspor'un gol ayaklarında pek bir şeyler göremedik. Ofeydu bana göre hiç iyi değildi. Embilla gerekeni yaptı. Ama dediğimiz gibi Samsunspor'un önümüzdeki hafta Ordu maçı var. Orayı geçtiğimiz takdirde bu diğer Urfa'nın Adana Demirspor'la karşılaşmaları var. Önümüzdeki haftalara bakacağız. Buradan söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ediyorum. Deneyimli gazeteci Yusuf Ziya Çakır'la birlikteyiz. Şimdi hafta sonu baktığımızda Antalya Spor, Kayseri Spor, Osmanlı Spor, Adana Demirspor puan kaybettiler, mağlup oldular. Bu bizim için gerçekten büyük bir avantajdı. Bu şartlarla çıktık sahaya. Her iki takım için de çok önemliydi yani üst sıralardaki yerini daha da yukarılara çıkartma adına. Maç kontrollü bir şekilde başladı. Tipik bir beraberlik maçı gibi başladı ama Samsunspor'umuz 41. dakikada aradığı golü buldu. Ama ne yazık ki o gol sevinci 2 dakika sürdü. Aslında eğer maçı 1-0'la yedek soyunma odasına gidebilseydik maç ikinci yarı bizim için biraz daha farklı olabilirdi. Ama rakibimiz her ne kadar galip gelemedikse de mağlup da olmadık. Bizim için ilk 6 adına önemli bir puan. Biz şimdi gelecek hafta, bu hafta sonu Ordu Spor'la olacağız. Bay niteliğinde biliyorsunuz Ordu Spor ligde artık yok gibi. Biz bay geçeceğiz gibi geliyor. Galip geleceğiniz gibi geliyor. Yani mutlaka da galip geleceğiz tabii ki. Rakiplerin mağlup olmasına bakacağız. İnşallah gelecek hafta, bu hafta olanlar gelecek de haftada olur. Bu kez avantajlı durumu geçen takımda biz olabiliriz diye düşünüyorum. Yazık oldu Samsun'a yani. Galip de gelebilirdik, mağlup de olabilirdik ama berabere iyi puan. Samsun basının önemli isimlerinden Ragıp Göker'le birlikteyiz. Neler söyleyeceksiniz? Önemli maçtı, alınan bir puan var. Evet, çok güzel bir hava var bir kere Urfa'da. Yazı kıskandıracak bir bahar havası var burada. Futbol için her şey uygundu. Biz bu maça
gelirken, Samsun'dan gelirken arkadaşlarla konuşmuştuk. Kazanabiliriz diye düşündük. Ama hafta sonu oluşan sonuçlar bu maçın ne kadar zor geçeceğinin bir işareti gibiydi. Yani ilk altı için oynayan 3 takım kaybedince dolayısıyla Şanlıurfa Spor'un da bu maça atılması beklenen bir durumdu. Beklendiği gibi de oldu. Ama öyle bir maç oldu ki maçın 40. dakikasına kadar pozisyon vermedi bizim takım hemen hemen. Golü de bulduk. Yani biz hatta Yusuf Ziya Çakır yanımda oturuyordu. Atarsak kazanırız bu maçı dedi. Attık da nitekim. Ama maalesef bir duran top organizasyonda bir anlık konsantrasyon eksikliği ki hoca da maç sonrası soyunma odasında ona işaret etti. Bir gol yedik. Gol yiyince tabii bu Şanlıurfa takımını çok cesaretlendiren bir unsur oldu. Bu gelen gol, duran toptan gelen gol ve dolayısıyla ikinci yarı bizim üzerimize çok gelmesini bekliyorduk. Nitekim de öyle oldu. Fazlaca geldiler, pozisyonda buldular. Biz bu arada işte maçın 56. 55. dakikalarında bir oyuncu değişikliği yaptı Erhan Altın. Musa Aydın'ı ki kötü bir oyun oynuyordu. Golü attırmış olmasına rağmen maç kötü bir oyun oynuyordu. Recep Niyazi alarak uzun toplarla rakibin arkasına atılacak uzun toplarla pozisyon yapmayı denedik. Nitekim bunda bir ölçüde başarılı olduk ama biraz ileride oynayan oyuncularımdan özellikle o Feyado'nun biraz savruk oyunu bizim olursa pozisyonlarımızı heba etmemize neden oldu. Kazanabileceğimiz bir maçtı. Kazansak 4. sıraya yerleşecektik. Yazık oldu. Önümüzdeki haftalara bakmak akıllıca olacaktır. Samspor için hiç kaybedilmiş çok fazla bir şey yok aslında. Evet, hem Haber Gazetesi spor yazarı hem de Haber Aktivi'de Spor 55 programının yorumcularından Ender Gür'le birlikteyiz. Neler söyleyeceksiniz? Öncelikle Spor 55'ten Spor Aksiyon'a iyi yayınlar diliyorum. Maçla ilgili şunu söyleyeyim. Cuma günkü atmosferle pazar günkü atmosfer arasında siyahla beyaz arasında fark oluştu bu ligde. Cuma günkü atmosferde sorsaydınız Urfa Spor'la Samsun Spor berabere kalsa nasıl sonuç? Herkes derdi ki çok iyi sonuç, ideal sonuç, normal sonuç. Pazar günü atmosferin değişmesinin sebebi cumartesi ve pazar günü oynanan maçlar neticesinde Osmanlı'nın, Antalya'nın ve Adana Demir'in üçünün birden kaybetmesi oldu. Üç takımın kaybetmesi hem Urfa Spor takımı açısından hem Samsun Spor takımı açısından bu maçı çok daha önemli hale getirdi. Kazanmayı çok daha önemli hale getirdi. Sanki beraberlik iki takımın da istemediği bir sonuçmuş gibi bir hal aldı. Çünkü kazanan takım ilk iki için çok büyük bir avantaj sağlayacaktı. Özellikle Samsun Spor kazansa puanını 43 yapacak ve ikinciyle 5 puanlık bir fark oluşacak. Haftaya oynayacağı Ordu Spor maçıyla birlikte Adana Demir'in de Urfa ile oynayacağını hesaplarsanız gerçekten inanılmaz bir avantaj olacaktı. O yüzden Cuma günüyle Pazar günü arasında bu lig ve bu maçın değerlendirmesi arasında siyahla beyaz kadar bir fark oluştu. Şimdi maça gelince iki takımın da beraberlik için sahaya çıkmadığını gördük. İki takım da gol için oynadı. Top bir o kalede bir bu kalede giderken ilk yarının sonuna iki gol sıkıştı. Biz çok güzel bir organizasyonla ki Samsun Spor'un 90 dakika boyunca oyun anlayışı buydu. Kanatlardan getirebileceğimiz hızlı hücumlarla getirebileceğimiz toplarla golü bulma üzerine kurulu bir taktik anlayışı. İkinci taktik anlayışı da özellikle Urfa'nın iki kilit oyuncusu Teyyo ve Abdülkadir'e adam adama markaj uygulaması. Bunu ben bu sezon Samsun Spor'da ilk defa gördüm. Hasan Kılıç ve Taha sürekli değişerek kim boştaysa Teyo'ya adım attırmadılar. Hoca oyundan çıkarmakta çareyi buldu. Tuna Üzümcü belki birkaç pozisyon hatası yaptı ama dikkatli izlediğiniz zaman Abdülkadir Özgen'i adam adama marke etti. Nihayet Osman Özköylü onu da oyundan almak zorunda kaldı. Çok akıllı bir taktikle oynadığını söyleyebiliriz Samsun Spor takımının. Eğer biz devreye 1-0 girebilseydik bu maç için şu anda çok farklı şeyler konuşuyor olabilirdik. İkinci yarı olumlu anlamda bizim için çok daha güzel şeylerden bahsediyor olabilirdik. Ha, şu anda kötü şeylerden bahsetmek lazım asla ve kat'a. Sadece
sadece biz ilk iki hesaplarımızı bir hafta erteledik. Bakın Ordu Spor maçından sonra biz tekrar yorum yapacağız ve ilk iki hesapları yapacağız. Çünkü haftaya iki önemli maç var bu ligde. Bir tanesi Adana Demir Urfa maçı, bir diğeri de Kayseri Alanya maçı. Bu maçların sonuçlarına göre bizim Ordu'dan alacağımız bir 3 puan, biz yine ilk iki için acaba yorumları yapmış olacağız. Bu maçın aslında tek cümlelik yorumu, kaybedeni olmayan bir maç oldu. Peki. Samsun Gazeteciler Cemiyeti özellikle son aylarda gerçekten televizyoncu ve gazeteci arkadaşlarımız için takdire şayan işlere imza atıyor. Bunu sadece deplasmanlara yaptığı organizasyonlarla ilgili söylemiyorum. Onun dışında da şehirde bir takım değişik organizasyonlar, değişik olgular peşinde. İşte bir cemiyet gazetesini görüyoruz veya gazetecilerin bir araya gelmesi, kaynaşması, birlik ve beraberlik oluşması açısından çok önemli. O yüzden özellikle belirtmek istiyorum ki artık Samsun'da Samsunlu gazetecilerin, televizyoncuların, bu mesleği, bu işi yapan bizim gibi insanların artık güvendikleri bir yer var. Samsun Gazeteciler Cemiyeti. En azından aidiyet hissiyle bağlandıkları bir yer var Samsun Gazeteciler Cemiyeti. O yüzden çok kısa bir sürede bu atmosferi oluşturan Sayın Mehmet Yazıcı ve yönetim kurulundaki arkadaşlara özellikle teşekkür etmek istiyorum. Urfa GAP Arena ile ilgili, buranın sadece adı arena. Buranın arenalığı falan yok. Basın tribününden, basın girişinden, şeref tribününden, şeref tribününe oturanlardan, kalkanlardan, stadın girişinden, çıkışından, lavabolarından, tuvaletlerinden, ikramlarına kadar buranın aslında federasyon temsilcilerinin, gözlemcilerinin, görevlilerinin nasıl gözünden kaçar, nasıl böyle bir şeye müsaade ederler? Hiçbir şeyin kuralının olmadığı bir yer. O yüzden özellikle söylüyorum, buranın sadece adı arena. Urfa Spor'un bu konuya da mutlaka ve mutlaka bir parmak basması gerekiyor. Evet, Samsun Gazeteci Cemiyeti Başkanı Mehmet Yazıcı ile birlikteyiz. Mutlu geldik ama yani Şanlıurfa'nın da çok şiddetli falan ihtiyacı vardı. Üst sıralara tırmanabilmesi için. Samsun için de hayatım başladı. Yani 1-1 olması aslında Samsun için bir şans diyeyim. Çünkü Şanlıurfa çok önemli fırsatlardan yararlanamadı. Samsun'un da kaçan golleri vardı. 1-1 bitmesi kimseyi rahatsız etmedi ama. Bundan sonra içeride daha rahat maçlarımız var. Ordu Spor var mesela haftaya. Zorlu iki tane maçımız var. Adana Demirspor ve Gaziantep. Onun dışında Samsun'un pek zor maçı kalmadı gibi bir şey. Yani playoff'a kalacağımız kesin gibi düşünüyorum. Umarım da öyledir. Bir süredir bir organizasyonum var Samsun Gazeteciler Cemiyeti olarak. Bütün gazetecilerle birlikte Samsun'u deplasmanda yalnız bırakmıyorsunuz. Biz de birlikteyiz hep beraber. Neler söyleyeceksiniz bu organizasyonla ilgili? Şimdi Samsun'da uzun yıllardır özlenen bir ortam. Böyle bir ortam oluşması için uzun bir zaman geçmesi gerekti. Önce bunun bir hasretini çektik. İnsanlar da ihtiyacı varmış demek ki bir arada birlikte olmaya. Biz de buna aracılık yaptık Samsun Gazeteciler Cemiyeti olarak. İyi de yapmışız. Destekçi firmalarımız var, reklama giren bilmiyorum. Turizm karşılıyor bunları. Aracımızı onlar veriyor sağ olsunlar. Biz de aracılık hizmeti yapıyoruz. Gazeteci arkadaşlarımızı aşağı yukarı hep aynı ekip zaten 12-13 kişiyiz. Bütün maçlara, gazeteci maçlara gidiyoruz. Bunun dışında başka hizmetlerimiz de var. İşte Cemiyet gazetesi var, haftalık gazete çıkarttı Cemiyet olarak. Gazeteci arkadaşlarımızın sorunlarına orada yer veriyoruz. Güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu da onlardan bir tanesi. Bunu da devam ettirmeyi düşünüyoruz. Meslektaşlarımızın düşünceleri, görüşleri bu şekildeydi maçla ilgili. Hem de Samsun Gazeteciler Cemiyeti'nin gerçekten çok önemli bir organizasyonu. Samsunspor hiçbir deplasman maçında yalnız bırakmıyoruz artık. Kalabalık bir gazeteci ordusuyla diyelim adeta maçlara çıkarma yapıyoruz. Bu da gerçekten hem gittiğimiz illerde de meslektaşlarımızın şaşırıp kaldığı bir durum. Şimdi bu aslında Samsun için geleneksel hale geldi. Yani tüm gazetecilerin maçlara gitti. Biz geçen sezonda gittik. Ondan önceki sezonda gittik. Daha önceki sezonda gittik. Yani biz Samsun'un deplasman maçlarına gitmediğimiz yoktu. Hayır, gittiğimiz ne bileyim bir Gaziantep maçı vardı. Biz o kümede kaldığımız maçtı bir yerde. Biz o maçta da oradaydık. Evet. Ne bileyim iyi durumda, iyi ve kötü günde de Samsun'un hep yanında olduk. Samsunlu gazeteciler öyle veya böyle bu tür
maçları izleme alışkanlığını geleneksel hale getirdi. Yapıyoruz bunu, yıllardır gidip geliyoruz. Yani yeni bir olay değil bu. Evet, kesinlikle. Hemen hocam mesajlarımıza devam edelim yine kaldığımız yerden. Hüseyin Tiryaki demiş ki artık beraberlik mağlubiyette eşdeğer sayılır demiş. Son 8 hafta 24 puan var. Her hafta şöyle olursa şuradayız, böyle olursa buradayız. Şöyle olursa ilk iki iddiamız, böyle olursa playoff'tayız demiş. Kazanırsan şampiyon olursun. Yine mesajı biraz uzun ama maalesef biraz hızlı gitmek durumundayız. Selçuk Yıldırım demiş ki abi halen Eren Altın'ı eleştiriyorlar. Yok Zafer'i niye aldı, Alper'i niye almadı türünden demiş. Yapmasınlar artık. Hayır, bu tarafı bir ifade kullanmış. Hayır hayır. Hem sosyal paylaşım hem de başka... Biz bu programla ilgili söylüyorsa biz öyle bir şey demedik. Demedik, yani, doğru. Hiç bu konu olmadı yani. Evet. Ne Alperen'le ilgili ne Zafer'le ilgili bir yorum olmadı. Çeşitli sosyal paylaşım sayfalarında yapılan eleştiriler. Başar Bakırcı demiş ki abi kritik maçların hiçbirini kazanamadık. Bununla beraber bu maçı kazansaydık şehirdeki atmosferi düşünemiyorum demiş. Bıktık beraberlikten, korkak futboldan demiş. Asla, özellikle son maç üzerine konuşursak ve kritik maçları hep kazandık biz aslında. Şimdi şöyle, ben yani biraz evvel sen söyledin. Son 3 deplasmanın puanlarını söyle. Adana mağlubiyet. Elazığ beraberlik. Bolu beraberlik. Hayır, son 3 maç. Ha, son 3 maçta. Maç, beraberlik. Evet. 3 maç 2 puan. Şimdi şöyle diyeceğim, ben biraz evvel bir çalışma yaptım da burada Samsun'un. Samsun'un içeride oynayacağı 5 maç var. 5 mi? Samspor, Ordu Spor, Samspor, Manisa Spor, Samspor, Osmanlı Spor, Samspor, Buca Spor, Samspor, Denizli Spor. Evet. Bu 5 maçın 5'ini kazanırsa süper. Ama 4'ünü kazanıp biri Osmanlı hani berabere kaldı rakibin diye. 5 içeride 3 dışarıda kalsın. Hocam çok özür dilerim. Bu arada bir mesaj geldiği için çok hatırlatma. Embille konusunu söyleyelim. Bir mesaj daha geldi cezalı diye. Embille cezalı değil. Yine benim bugünkü araştırmamda bu sonuç çıkmıştı. Az önce de yine çok sağlam Tefe'den değil. Samsunspor kulübünden çok sağlam kaynaklandık. Embille kesinlikle cezalı değil. 3 sarı karta ulaştı. Buca Spor maçında 4. sarı kartını görmüştü. Altınordu Spor maçında ligin ilk bölümünün son maçında Altınordu Spor karşılaşmasında forma giymedi. Ondan sonra da Antalya Spor, Karşıyaka ve son olarak da Şanlıurfa Spor maçında sarı kart gördü. Şu an 3 sarı kartı bulunuyor. Ofiyodu ile birlikte Embilla. Evet hocam, devam şimdi edebiliriz. Bunu da hatırlatalım. Baktım Samsun'un 41 puanı var. Değil mi? Evet. Şimdi istatistikten konuşursak her şeyi konuşmamızda fayda var. Seyircinin beklentisi her zaman yüksektir. Bunu da doğal karşılarız. Ve her zaman tuttuğu takımın kazanmasını ister. Evet. Bunu da doğal karşılarız. Ama dünyada her maçı kazanan takım yok. Zaman zaman yenilen takımlar da var. Yani gelinen son noktada 8 maçta şunu söyleyebiliriz. Mesela son aldığımız 3 maçtaki deplasman istatistiği iyi değil. Eğer hedef için oynuyorsak. İstatistikten bahsediyorum. Şimdi 5 maç kazandın. 5'in 4'ünü kazandım, biri berabere kaldı içeride. Bu da iyi bir istatistik değil mi? Evet. İçerideki 5 maçın 4'ünü kazandın, 12 puan. Bir berabere 13 puan. Dışarıdaki 3 maçtan bu istatistikle gelirsen, 3 puanda 16 puan, 57 puan. Sınırda kalırsın. Dolayısıyla deplasman istatistiğimizi arttırmamız lazım. Antep Belediye, Adana Demir, Altınordu. Bu 3 deplasmanda çok kolay bir deplasman değil. Anlatabiliyor muyum? Ben o deplasmanlara ona bakacağız işte, evet, bir dahaki hafta. Tabii. Ben o deplasmanlardan mesela Samsunspor'un en az 5 puanla döneceğini tahmin ediyorum. Bak şimdi bak Muhammed. Ben hani görüş olarak pazar günü dün oynanan maç, özellikle ilk yarısı, Karşıyaka maçının ikinci yarısı, Samsunspor bu tempoyla bu tarzda oynarsa kolayına yenilmez. Ama istatistikten gidecek olursak son 3 maç geldi aklıma da onun için söylüyorum. Hani diğerinde çok şey yapmadım. Son 3 maç istatistiği iyi değil deplasman karnesi olarak söylüyorum. Deplasman karnemize bakacak olursak Adana, Elazığ, Urfa. Tamam, Urfa zorluk derecesi yüksek ama maç olarak baktığım zaman, maç sayısı olarak 2 puan iyi bir istatistik değil. Ama hocam bunu kırmamız lazım diyor. Bir önceki de bu Bolu Spor'du. Onda da berabere kaldı ama Samsunspor içeride de oynadı. İlk 6 içerisindeki rakiplerin tamamını da yendi. Ben şunu anlatıyorum.
Şimdi 5 maçın, 8 maçın 5'i içeride zaten. Matematik konuşuyorum. 5 maçı kazandığında 56 puan yaparsın. Evet. Tamam. 3'te o takımlardan alsa 59 yaparsın. Ama bu istatistikte gidersen diyorum 3 maç 2 puan 1 mağlubiyet ki zorluk derecesi yüksek maçlar. Antep Belediye, Adana Demir ve Altınordu. Samsun'da... Ki Altınordu takımını ben çok beğendim. Çok da keyifle izledim Altınordu'yu. Evet hocam. Ama son hafta ayak kalırsa Samspor halleder diye düşünüyorum. Evet, izleyicilerimiz bekliyorlar Samsporlu futbolcuların açıklamaları ve yönetim kurulu üyelerinin açıklamaları. Özellikle Simon Zenke, Atilla Özmen ve Eldin Adilovic'in de açıklamaları var. Musa Aydın, Murat Akyüz gibi oyuncularla birlikte. Çok kısa bir süre sonra onları ekranlara getireceğiz. Mesajlarımıza kaldığımız yerden devam edelim. Çünkü çok sayıda mesaj var hocam. Muhammed Balcı... Bence playoff şansı %51'dir demiş. Bu hafta Ordu'yu Samspor büyük bir aksilik çıkmazsa çok kolay bir şekilde geçer demiş. Ve yoluna devam eder demiş Muhammed Balcı. Bu algı yanıltmasın. Bu tip maçlar zordur. Evet, Gökhan Sarıyer maç... Hiçbir maç masada kazanılmaz. Yani. Evet, o da... Karşınızda 11 tane insan çıkar. Ayağınıza tekme attığında kırılmayacak diye bir şey var mı? Adana Demirspor Şanlıurfa Spor maçı ile ilgili bir taraftarımız yazmış. Adana Demirspor kaybetmez demiş. Ahmet Uçar'la küçümseme, alınan puan küçümseme yoktu ama bu alınan puan her şeyin özeti demiş. Bu takım playoff'a kalır. Burası mühim değil. Ancak ve ancak kesinlikle oradan fazlası olmaz. Yani Süper Lig'e kesinlikle çıkamaz demiş Ahmet Uçar'la. Kamil Akkaya, Muhammed Bey beraberliklerden bıktık demiş. Aslında Samsunspor seri bir beraberliklerde almıyor. Galip geliyor. Yani niye böyle bir algı oluştu? Şimdi son 3 maç deplasmanda karne olarak baktığında yani bu hemen algı onu anlatmaya çalışıyor. Böyle bir algı oluştu. Ama matematik olarak baktığında da deplasmanda oynayacağım maçta bunu kırmazsa playoff'la ilgili handikap oluşur. Evet, Samet Kutbay demiş ki ilk 2 şansımız yok, playoff şansımız da yok. Denecek kadar az, senenin önümüzdeki sezonun planlarını yapmaya başlayalım demiş. Ahmet Şen rakibimizden alınacak olan bir galibiyet 3 puan değil, 9 puan niteliğindeyken 1 puanı razı olmak söyledi? Benim için önümüzdeki senenin planını kim söyledi? Samet Kutbay. Samet kardeşim, şampiyon olsan da olmasan da, playoff'a kalsan da kalmasan da önümüzdeki sene gelecek. Onun da bir planı olacak. Ne olursa olsun plan yapılmak zorunda yani. Benim anlatmak istediğim geçen hafta da aynısını söyledim. Futbol dinamiktir, durmaz. Mayıs ayı gelir, Haziran gelir, Temmuz gelir, Eylül gelir, maçlar başlar, sezon gelir, devre arası gelir. Onun için futbolda durmak denen bir şey yoktur. Zaten bu tip planlarını uzun vadeli yapan takımlar sonuçta başarılı olurlar. Naci Korkmaz demiş ki Embiyle cezalı. 4. karttan değil 7. karttan Muhammed Bey demiş. 7. karttan mı? Şimdi aslında zaman kaybı yaşıyoruz. Çok da hızlı ilerlememiz gerekiyor ama burada şöyle kısaca bir açıklama yapalım. Osmanlı Spor maçında çift sarı karttan kırmızı kart gördü. Ama o çift sarı karttan kırmızı kart gördüğü o için o sarı kart sayılmaz. Sayılmaz. Evet. Sayılmadığı için evet. Ondan sonra Buca Spor maçında Embiyle bir kart daha gördü ve cezalı duruma düştü. Ligin ilk bölümünün son maçında Altınordu Spor karşılaşmasında Embiyle forma giymeyerek cezasını tamamladı. Daha sonra Antalya Spor, Karşıyaka ve son olarak Şanlıurfa Spor maçında 3 sarı kartlar gördü ve 3 sarı kartı var şu anda. Hani programımızın ilk bölümünde aynı de hatırlattığımız gibi cezalı değil. O çift sarı karttan kırmızı kartta sarı kart skalasında gözüktüğü için cezalı olsa haber geçsin zaten yer alırdı. Onu biz atlamazdık kesinlikle cezalı olsa. Öyle bir durum yok. Mesajlarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tuncay Semizoğlu, Mehmet, Merve Özdiraz, Batıhan Öz Usta, Enver Duran mesaj atmışlar. Sadece birkaçı ve çok sayıda mesaj var. Hemen hocam. Şimdi orada bir tane benim oyuncumun adını duydum ben. Mehmet, Merve Özdiraz. Evet, o kim o zaman ondan sonra raportaja gidelim. Hayır, sonra okuruz onu. Daha sonra derim. Tamam, tamam. Hemen Samsporlu futbolcuların maçtan sonraki spor aksiyonu özel açıklamaları var. Onları ekranlara getirelim, bakalım neler söylemişler maçla ilgili. Kaptan, neler söyleyeceksin? Bir puan çok önemli maçtı. Aslında maçın başı çok iyi başladınız. İyi çok da baskı, iyi baskı kurdunuz ama birbirlik sonuç. Çok iyi geçti. Burada yenemiyorsan
yenilmeyeceksin ama maçın geneline bakınca şanslı taraf bizdik. İnşallah önümüzdeki maçta iyi olur inşallah. İnşallah başarılar. Kazanabilirdik de. İyi mücadele. Özellikle ilk kere daha iyi bir oyun ortaya koyduk. Gol attık, ardından hemen gol yedik. Yani bizim takıma yakışmayan bir gol yedik. Yemesek çok daha farklı olabilirdi. Nasıl bir puanmış. Lig devam ediyor. Daha 8 maç var. İyi bir takımız, iyi de oynuyoruz. İnşallah hedeflediğimiz sonuca ulaşacağız. Abi önemli maç. Kazanmak isterdik. Kazanmak isterdik. İlk yarı pozisyonlarımız da vardı. İkinci yarıda biraz daha top onlarda gözükmesine rağmen onlar da bir iki pozisyona girdiler. İkinci yarı biz de girdik. Bir deplasman Urfa Spor'a bir puan almak da iyidir diyoruz bu yolda. Yolumuza devam ediyoruz. Şimdi artık herkes önümüzdeki maça bakınca devam edeceğiz yolda. Biz öncelikle bu maçın ne kadar değerli olduğunu biliyorduk. Biz kendi aramızda konuştuğumuzda bu maçı aldığımız sürece aldığımız takdirde ilk iki şansımız daha fazla artacaktı. Kırılma maçıydı her iki takım için de. Bu ligin en önemli maçlarından biriydi. Ama sonuçta rakibimizden bir puan deplasmanda almış olduk. Haftaya artık Ordu maçı var. Ordu maçında kazandığımız takdirde avantajlı duruma gelmek istiyoruz. En azından önümüzdeki haftalar ilk altın içine kendimizi atmak istiyoruz. İlk altıya aldıktan sonra da üç sıraları zorlayabildiğimiz kadar zorlayacağız. Yani şansımız devam ettiği sürece biz bu ikinci şansımızı devam ettirmek istiyoruz. Evet Adil, eski takımına karşı son bölümlerde oyuna girdin. Bir alalım, bir puan. Neler söyleyeceksin? Hem Samsunspor hem nasıl bir duygu Samsunspor'a karşı forma giymek? Evet, bu Samsunspor normal benim takım ya. Eski benim takım. Ben onu takım çok seviyorum ya. Ama şimdi her şeyi vereceğim Şanlıurfa Spor için inşallah. İkisi takım çıkacağız. İnşallah biz Süper Lig'e direkt çıkacağız. Samsunspor inşallah playoff'tan çıkacağız. Evet Recep, çok önemli maç. Alınan bir puan. Zorlu deplasmandı. Neler söyleyeceksin? Ya abi ben her iki takım için iyi maç oldu. Güzel maç oldu. Ne biz çok kapandık ne onlar çok kapandılar. Bence izleyenlere keyif verilen bir maç oldu. 3 puana gelmiştik. Bizim için normal için önemli bir maçtı. Her iki takım birer puan vardı. Ben onlara tebrik ediyorum. Güzel maç oldu. Keyifli maç oldu. Hedeflerimiz var. Hedeflerimiz olsun. Her bir puan bizim için çok önemli. Önümüze bakacağız. İnşallah diğer maçlara bizim için çok daha iyi olur. Bizim önemli olsun. Hedef yetiştirdik. İnşallah devam edeceğiz. Tuna, Zorlu deplasmandan bir puan. Eski dostlarla da hasret biliyorsun bu arada. Eski orada arkadaşım. Evet. Neler söyleyeceksin? Önemli bir maçta. Zor bir deplasmanda puan almak tabii ki sevindirici. Baktığımızda topa daha çok sahip olan takım Urfa takımı olsa da bizim de pozisyonlarımız var. Biz de kazanabilirdik, onlar da kazanabilirdik. Dediğim gibi bir puan kötü değil. Artık bundan sonraki maçlarımızı kazanarak daha da son dönemde müthiş bir form yakaladın. Başarılı futbolun var. Neler söyleyeceksin? Forma rekabeti de var ama birbirinize sürekli savunma oyuncularına destek oluyorsunuz. Bu da çok örnek oluyor diğer arkadaşlarınıza karşı. Yani biz çok iyi arkadaşız. Yani saha içinde rekabet etsek de saha dışında inanılmaz iyi anlaşan insanlarız. Ercan da öyle, Fatih de öyle. Onlar da forma giydiler, onlar da puanlar kazandırdılar. Şu an biz oynuyoruz, yarın onlar oynar. Önemli olan Samsunspor'un başarısı. Kim oynarsa oynasın, elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor ve çok az bir süre kaldı. İnşallah geçen sene yarım bıraktığımız işi tamamlamak istiyoruz. Bir puan çok önemli. Eski takımı Samsunspor'a karşı forma giydi bir kez daha. Duygularını alabilir miyiz? Önemli maçtı. Affetti. Sigo. Monserlik'i bir kez kapattı. Ah, écoute, c'était un match important pour nous. Il fallait gagner absolument. C'est vrai que j'étais mon ancienne équipe, mais il y a le même objectif. Mais voilà, on méritait la victoire. Ça fait un match de cette équipe qui vient en place. Et Dieu merci. Önündeki eski takım. Okey, ay tamam. Eski takım olduğunu doğru anlamak için şu olarak galibiyet sistemi çok iyi başladık. Çok güzel maçımız, zor maçımız olmadı. Nasıl bir başarak sayılır. Evet, açıklamalar bu şekildeydi. Özellikle Eldin Adilovic, Samsunspor'u çok seviyorum ama dedi başarısını da istiyorum. Ama ben şimdi tamamıyla her şeyimi Şanlıurfa Spor'un başarısı için dedi çaba gösteriyorum.
Samspor futbolcularında alınan bir puanın iyi olduğunu ifade eden açıklamaları vardı. Hemen mesajlarımıza kaldığımız yerden seri bir şekilde devam edelim. Hem de sizler gelen mesajlara göre yorumlarınızı yapabildiğiniz cevaplarınızı, size çok sayıda soru da var. Tuncay Semizoğlu demiş ki iyi yayınlar, herkese iyi geceler. Osman Özköylü'ye sorsaydınız demiş, saha iyi, Samspor yönetimi ıslatmış mı diye sahayı. Osman Özköylü'nün daha çok geçen sene bu sınırdı. Ki Osman Özköylü'de maçtan sonra Samspor'lu bütün futbolcuları, Samspor teknik direktörü Erhan Altın'ı, yardımcılarını ve sportif direktör Coşkun Zeren'i saha içinde tek tek yanlarına giderek kutladı. Bunu da belirtelim. Mehmet Merve Özdıraz, İmparator Ercüment Coşkun Dere hocam, yorumlarınızı teknik adamlığın gibi harika, tebrikler Haberax TV demiş. Herkese selamlar. Samspor'a şampiyonluk yolunda başarılar. Mehmet oğlum, sana da selamlar. İyi yayınlar, iyi yayınlar demiş Muhammed Bey. Mesajımı okursanız sevinirim. Kaçırmamak mümkün mü? Birkaç şimdi benim oyuncum Karagümrük'te 2 sene beraberdik. Notunu da düşmüş hocam. Ercüment hocamın eski öğrencisiydi. Burada da final oynadığımız maçta etkili oynadı. Karagümrük'ün şampiyonluğunda önemli rol oynadı. İyi, yetenekli bir oyuncu. Şu anda bu, nerede? Şu anda Diyarbakır Belediye'de. Evet. Üçüncülükte o da playoff'a kalacak. Yakın zamanda da inşallah evlenecek. Kendisinin düğününe de nasip olursa gideriz. Başarılar diliyorum. İyi bir oyuncudur. Evet, Hakan Hepşen Samspor'daki ceza olayıyla ilgili mesaj atmış. Enver Duran, iyi yayınlar. Samspor 2-2'den çıkacak. Göreceksiniz, bu futbolcu topluluğu her şeyi hak ediyor ama hala taraftar yok demiş. Allah'ın izniyle Manisa Spor, Osmanlı Spor maçlarında çok güzel olacak. Çünkü ben geliyorum, 6 puan bizde demiş. Keşke hep öyle gelseler de Samspor'un kazansa. Evet, Samspor Sevdası Cappar. Muhammed Bey, sizin programınız harika. Bu sene nasipse Süper Lig'e çıkacağız. Ender Gül'e selamlar. Hedef Süper Lig, Samspor'a selamlar. Spor Aksiyon izlemeye devam demiş. Bu hafta bildiğiniz gibi Spor 55 yoktu dün akşam. Ender Hocam'ın da az önce açıklamaları vardı. Ondan dolayı selam göndermiş. Fatih Taflan, Embiyle cezalı değil demiş. Bir de Ofeo'da neden kart görmedi? Ordu maçında olmaması daha mantıklı değil miydi demiş. Niye olsun? Bu tip planlar, bu tip planları çok doğru bulmam ben bir teknik adam olarak. Hayat size ne getiriyorsa onu yaşayın. Belki de sarı kart görmek için uğraştı biraz kendine. Ben kendi hemen bu sorunun, bu mesajın ardından. Evet. Biz teknik adamlar hep plan yaparız. İşte temiz çıkalım playoff'a, temiz çıkalım bir dahaki maça, temiz çıkalım. Bu şey değil yani, nasıl söyleyeyim? Ordu Spor maçı kolay gibi görünüyor ama bu tip planlar doğru değil. Ordu Spor maçı kolay gibi görünüyor ama kesinlikle o düşünceyle Samspor çıkmayacaktır. Samspor teknik heyeti, Erhan Altın ve ekibi, oyuncuları, hem de oyuncular bunun bilinciyle sahaya çıkacaktır. Bunu da belirtelim. Muhammed Seçkin demiş ki iyi akşamlar herkese, Erhan Hoca'yı çok seviyorum ama 90+2'de Ercan'ı oyuna almak istemesi Samsun'a yakışmıyor demiş. Çok iyi oyuncularımız varken korkakça oynuyoruz, yine de fikstür avantajımız var demiş. Ben bu düşünceye katılmıyorum. Kenarda da o kadar hani savunma yönünde daha kuvvetli olan oyuncular vardı. Hani hücum oyuncusu anlamında Recep Niyaz zaten aldı oyuna. Şimdi şöyle, kazanmak hamlesi değil. Orada skoru korumak adına 96'da 90+2'de skoru korumak adına yapılan bir hamle. Son derece de doğru bir karar değil mi hocam yani? Şimdi hedefin, ama bak şimdi hedefin skoru korumaksa doğru. Ben. Hocam kazanmak için sahaya çıkmışsınız. Bunun için de gerekli skoru almışsınız. Aynı görüşteyim bak. Yapmışsınız. Aynı şeyi ama söylüyorum. İş gelmiş 90+2'ye. Orada bir kaza golü yaşamaktansa böyle bir hamleyi yapıp şimdi bak. Final maçı olsa öyle düşün. Urfa'yı yenersen şampiyon olacaksın. Final maçı uzatmaya gitmiyor mu hocam? Bak şimdi. Belki o hamleyi yapacak. Bak ne diyorum. O anlamda söylüyorum. Tabii ki bulunduğu pozisyonda skoru korumak adına o davranışı gösterdi. Doğrudur. Evet. Ona katılıyorum. Ama bu bir final maçı ve bu maçta gol atman lazım. İkili averajda Urfa Spor senden iyi. Dakika 90. Artı 5 kalktı. Maç 1-1. 1-1 biterse Urfa şampiyon ikili averajdan. Orada belki de strateji daha farklı olabilirdi. İşte onu anlatmaya yani. Çalışıyorum. Evet, onun yani için yine Ercan'ı sokup oyuna Tunay'ı ileri uça gönderebilir. O da bir bakış açısı diye. Ama anlatmak istediğim skoru korumak adına yapılmış bir davranış doğru. Yanlış demiyorum. Peki yani. Devam edelim. Ama skorlara göre hocam, hamleler değişir. Gibi içeriden Cem uyarıyor. Vaktimiz daralıyor. Mesajlar cep telefonuma bir taraftan geliyor. Haber yapacak bir şey yok. Muhammed seyrediliyorsun. Cep telefonuma gelen mesajlardan bir tanesini hemen okuyayım hocam. Bir 5 buradan bir buradan gidelim.
Kemal Ünlü, Urfa'da biz taraflı olarak dostluğumuzu gösterdik. Futbol kardeşliktir, futbola uzanan eller kırılsın demiş. Teşekkür ederiz. Kemal, çok güzel bir mesaj. Okuyalım. Evet, devam ediyoruz. Nerede kaldık? Seyit Ahmet Aslankaya, Emmir'le ceza sınırına geldi demiş. Aynen az önce paylaşmış. Özcan Demir, iyi yayınlar Muhammed Bey. Recep Niyaz'ın Samspor'a hiçbir katkısı olmuyor. En azından ona geldiği yere göndersin onu demiş. Mustafa Sevgi ve İvanov'un yokluğunda orta saha çok zayıf düştü. Urfa maçında Zafer Özden 11'de başlamalıydı demiş. Yani herkesin düşüncesi farklı. Biz de burada bir 11 çıkarmaya kalksak bak, mutlaka herkes, birisi farklı olur. Bak, şimdi şu var ama bu ne olur yanlış anlaşılmasın. Bu konuda teknik adamlara saygı duymalıyız ki ben öyle düşünüyorum. Hep bize göre, bana göreyi söylüyoruz. Sonuçta Erhan Hoca da kendi kafasına göre bir strateji belirlemiş ve bu stratejinin sonunda iki tane skor var Samspor'un lehine olan. Galibiyet ve beraberlik lehine olan. Birini almış. Hocam bir de kazanmak için çıkılmış sahaya. Hamleler... Şimdi iki ön libero'yu değiştirmeyeceksiniz. O şimdi bu bir... Musa Aydın oynayacak. Orada Eren Zafer Özden. Bu bir bakış açısı. Şimdi bana sorsan mesela. Kazanmak için çıkıyorsanız Eren doğru tercih değil mi hocam? Yani bu şimdi bir bakış açısı. Bak, ne diyorum? Avni abi bu arada çok sessiz kaldınız. Siz de yani. Girer Avni abi. Kendi hocanın yanında benim girmem pek şey olur ama tabii ki bazı konulara katılmıyorum. Ha katılmadığım olaylardan biri. Eleştiri geliyor şey, o yüzden yani. Şey olarak, Avni abi yorumlarını da merak ediyoruz diyorlar. Taraftarlarımızın o şeylere, mesajlarına. Beklenti yüksek şimdi. Yani beklenti yüksek olacak. Mutlaka son saniyeye kadar bence aynı oyun temposuyla devam etmekte yarar var. Ama zaman zaman ama kaleci olsun, ama ne bileyim futbolcularda olsun. Ya biz skoru koruyalım da. Doğaldır bu. Olsun. Doğaldır yani. Mantığıyla hareket ediliyor. Doğal. Ha doğaldır ama defansı sağlamak yine de arayışını etkili bir biçimde sürdürür. Belki de yani beklenmedik bir pozisyonla bir gol bulabilirsin. Yani son saniyeye kadar bence devam edilmeli yani. Şimdi Avni abi burada şöyle söyleyeyim. Baştan söylediğimin arkasında evet durarak. Ben kendi görüşümü söylüyorum. Diyorum gayet ki Samsunspor'un Urfa'da yaptığı savunma hamleleri, savunma duruşu, savunma organizasyonları ben de Samsunspor'un başında olsam aynısını yaparım. Ama hücum anlamında aynı düşündüğümüzü evet söylemiyorum. Yani farklı düşüncelerimiz olabilir ama sonuçta Erhan Hoca bu düşünceyle puanı aldı, tebrik edeceğiz. Bu kadar. Gayet tabii. Bu kadar. Yani onu çıkarttı, bunu çıkarttı, onu yaptı, bunu yaptı. Sonuç Samspor bir puan aldı. 3 puan alabilir miydi? Alabilirdi. 0 puanla gelebilir miydi? Gelebilirdi ama Samspor'un lehine bir skor çıktıysa biz hep total haftalık değerlendirmeler yapacağız. Evet. Başarıyı totalde değerlendireceğiz. Evet. Yani başarılı mı, başarısız mı ligin sonu. Doğru. Yani hocayı başarılı bulmak, yönetimi başarılı bulmak, oyuncuyu başarılı bulmak ligin sonu. Şimdi şöyle düşün. Bir oyuncu var, bir maç oynadı, 4 gol attı Flemings gibi. Evet. Gençleri. Ondan sonra doğru dürüst bir şey yaptığı yok yani. Erciyes'te. Şimdi bu tip oyuncuyu mu istersiniz? 3 haftada bir, 2 haftada bir öyle bir maçta 4 gol atacağını aralarda size gol atan, skor sağlayan oyuncu mu istersiniz? Önemli olan devamlılıktır. Süre içerisinde kesinlikle. Atıyorum 34 maçta 24 maç bir oyuncu size verimliyse oyuncu iyi oyuncudur. Hiçbir oyuncu 34 maç iyi oynamaz. Bu kuraldır. Hiçbir takım 34 maç üst üste galip gelmez. Ya bir de hocam yani tekrar hani o dönemlere yani dönmek istemiyorum ama bazen, sezon başından bu yana gelinen noktada da futbolcuların hani devamlılık konusunda da yani ne kadar iyi çalışsınlar ki ben görüyorum sürekli antrenmanlara gidiyorum. Çok iyi çalışıyorlar. Çok Erhan Altın Hoca çok iyi, gerçekten çok iyi çalıştırıyor. Özellikle de taktik idmanlarında çok değişik varyasyonlar üzerinde duruyor. Doğrudur, ama muhakkak. Sezon ilk yarısında yaşanan o sıkıntıların da takımın bu noktaya yani. Şimdi benim anlatmak istediğim bu konuda saygı duyarım ama benim anlatmak istediğim hani oyun tarzıyla ilgili Embilla'ya dayalı bir oyun tarzımız var ofansif evet anlamda. Evet. Embilla'da maşallah hakikaten katkı sağlıyor takıma. Yani orada oynaması gereken 9 numara pozisyondaki görevlerini yapıyor. Ama zaman zaman etkili olamadığında da Samspor'un başka hücum varyasyonları tekrarlanmadığı için belki de skor adına bunları sağlayamıyoruz. Bizim yorumcu olarak yapmamız gereken şu: iyi giderken iyi de kötüyü de söylememiz gerekiyor.
Kötü mutlaka gidersek kötüyü de iyiydi. Kesinlikle. Yani sadece evet, kötü, sadece iyi diye bir şey yok. Ortaya konuşacağız. Gördüğümüz kesinlikle, kendimize aiti söyleyeceğiz. Ama sürekli negatif doğru değil. Sürekli pozitif başka anlamlar çıkarabiliyor. Mutlaka. Zaten doğru yorumculuk da budur. Kesinlikle. Ahmet abi, bu hoca alınganlık gösterilmemeli yani. Tabii. Biraz bir hoca gerekiyor. Evet, mutlaka o oyunu en iyi okuyan kişidir. Nerede, ne gibi bir müdahalede bulunacağını en iyi görmesi gereken kişidir. Kesinlikle. Nitekim de genellikle de bu yapılıyor. Onun için ben hocaların özellikle o yönde eleştirisini pek kabullenmek total istemiyorum. Total maliyete bakmak lazım. Tabii, total tabii, maliyet. Ligin evet, sonunda şimdi Erhan Hoca 3 maç 0 puan alsa dersin ki tamam hocam evet, bir sıkıntı var. Yani burada bir bu sadece teknik, tabii ki teknik adamın çok katkısı var. Oyuncunun çok katkısı var. Yönetimin, taraftarın, basının, yorumcuların, spor kamuoyunun, futbol oyununda çok katkıları var. Hocam ikinci bölümünde, ligin ikinci bölümünde oynanan Adana maçı hariç her maçta puanı var Samsun'un. Bitti. Yani. Her maçta bir puan, üç puan, bir puan, üç puan, üç puan, üç puan. Ben yani şimdi ikinci yarıyı da istemiştim. Bu takım, ikinci yarı başarılı sergileyen bir takım, hani başarısız veya böyle bir hatalı kabul etmek kesinlikle çok büyük haksızlık olur. Tabii Samsun'un ikinci yarı tek mağlubiyeti var. Adana var. Adana var. Onun dışında bir mağlubiyeti evet, yok yani. İyi performans, evet, çok performans iyi. Ona yani, iyi. Burada hani biz daha iyi. Şimdi Urfa maçını nasıl kazanabilir diye konuşuyoruz. Doğru. Hemen bir mesaj gelmiş Mehmet Soykan'dan. Erhan Altın'ın zaafı demiş, takımı konsantre konusunda gerekli yüklememeyi yapmamasıdır. Bunun en basit örneğini Şanlıurfa maçının 60. dakikasından sonra Söner'in kale vuruşlarındaki ağır davranışı beraberliğe yattığını açıkça gösterdi. Takımı beraberliğe yönlendirirseniz bu türlü maçlarda hedef sapar demiş Mehmet Soykan. Şimdi bu bir bakış açısı. Ama son dakikalara göre söylüyor galiba Mehmet. Yok, son 60'tan sonra. 60'tan sonraki bölümde. Şimdi taraftar evet, Mehmet tabii ki evet, Mehmet'e de selamlar. Cem de içeriden diyor ki biraz daha taraftar hep kazanmak ister. Evet, Cem de diyor saygı ki biz de kazanalım diyor. Biraz daha reklam hazır mı diyor? Diyor. Yok, reklam artık o benim şeyimden geçti. Yani Cem'in sıkıntısı o, artık reklam da vermiyor. Çok biraz daha hızlı bir şekilde devam ediyor. Hızlı gidecek olursak şimdi bakış açısı. Taraftar her zaman kazanan, iyi oynayan, agresif oynayan, topa sahip olan, hep pozisyon üreten bir takım ister. Haklılar. Evet, Mehmet Soykan da Cüneyt Şenkal gibi, Kemal Ünlü gibi, Erdem Eyaz gibi. Onlara da selamlar. Gibi, haklılar. Baş, yani. Samet Bulgan gerçekten İlkem hep oradaydılar. Gerçekten çok güzel görüntüler vardı maçtan önce. Az önce izledik ve izlemediğimiz Koruştu, bölüm de var. Tanıyorum İzlemediğimiz yani, bölüm de var. Çok güzeldi. Hele tribünde açılan o pankart da çok güzeldi Samsunspor adına. Evet, devam edelim kaldığımız yerden. Emre Kök demiş ki bu maçtan alınan bir puan iyi değil ama iyi olan tarafı rakibimizin 3 puan alamamasıdır demiş. Bahadır Özusta iyi akşamlar Muhammed abi. Dün alınan bir puan bizim playoff için iyi oldu. Çünkü olası bir yenilgide playoff'ta da sıkıntıya girilebilirdi demiş. Tabii yenseydik ilk iki Adana'da mücadele edecektik. O fırsatı elimizden geçti ama maalesef yine bu fırsatı değerlendiremedik. Ordu maçı kağıt üstünde kolay gözükse de maç zor olacaktır. Zor. Asla bu maça kesin 3 puan diye çıkmamalıyız. Her şey olabilir. 2 sene önce Ankara Gücü maçında olduğu gibi demiş. Şimdi evet, ben çalıştığım her kulüpte oyuncularıma şunu söylerim ve uygularım da. Benim salı idmanlarım ağır olur. Ben hiç affetmem. Başkası başka bakar. Ağır derken tabii ki işi amatörce yapmıyoruz. Hani işin bilinçli bütün hepsini planlı bir şekilde yapıyoruz. Evet. Amatörce derken amatörleri de eleştirmek adına değil. Bütün organizasyon, fiziksel, zihinsel, taktik, teknik, rakip analizi, kendi analizi, bütün değerleri ortaya koyarak doğru antrenmanlar planlıyoruz. Salı antrenmanlarım zordur. Benimle çalışan oyuncular bilir. Zor derken aslında çok kolaydır. Futbolun kolay idmanıdır ama oyuncuya zor gelir. Hep şunu söylerim. Samsunlu kardeşlerime de bunu söylüyorum. Sakın hafife almayın. Futbol maçı bana göre salı günü başlar, pazar günü biter. Son düdük çalınca biter. Maç salı günü başlar. Yani bana göre maç pazar günü başlamaz. Futbolcular da bu mantalitede, bu zihniyette hareket ederlerse, çünkü salı, çarşamba, perşembe günü teknik adam antrenmanı yaptırır. En kolay iş, biz teknik adamlar için, Erhan Hoca için, benim için, diğer teknik adamlar için en kolay iş
sizin bu programı yaptığınız gibi biz de antrenmanı yaptırırız. Bu program size kolaydır, bize zordur. Bize de antrenman sakız çiğnemek kadar kolaydır. Antrenmanı planlamak, antrenmanı yapmak. Ama bir şey vardır. Bunu Arsene Wenger, Arsenal'ın hocası, işte takip ediyoruz söylemlerinde. Oyuncuyu antren edebilirsiniz. Oyuncuyu iyi dinlendirebilirsiniz tesiste. Süreler koyarsınız. Oyuncuyu iyi besleyebilirsiniz. Fakat oyuncu korumazsa bunları, sizin verdiğiniz bu değerleri alıp korumazsa siz hiçbir şey yapmış olursunuz. Sonuçta yine top futbolcu kardeşlerinde. Çok büyük bir sorumluluk içerisindeler. Bu takımı inşallah şampiyon yapacaklar. Hep beraber mutlu olacağız. Teknik kadroyla beraber. Dolayısıyla ben kendi fikrim, benim için maç başlamıştır ilk antrenmanla beraber. Hatta benim için maç bitiş düdüğünden sonra başlar. Kendi adıma söylüyorum. Çünkü ben maç bitti, otobüse binerim, atarım bu maçı bir tarafa. Ne hatalarımız var, önümüzdeki hafta kimle oynayacağız, ne yapmamız lazımı düşünürüz. Oyuncular da bu bilinç içerisinde olurlarsa, hocam, emin ol ordu maçını kazanırlar. Ama bazen emin o olmuyor yani. Maç sonrası hep birlikte evet. Bir toplantı yapıp, ben yapmıyorlar anlamında demedim. Ben tarzımı anladım. Sizin söylediklerinizi de var ama. Hocam yani sizin söylediklerinizi destekleyin. Ama korumazlarsa sıkıntı var. Muhammed. Mutlaka. Gayet tabii de yani gerçekten hocamın dediği gibi zaman zaman futbolcular verilerini koruyamama gibi bir durum. Yaşlarıyla alakalı, ortamla mutlaka. Alakalı mesela hatalar yapabilirler. Yaşantı, tabii. Günlük o ruhsal Samsun Spor'da bu sezon. Hata yapabilirler. Gayet tabii. Samsun Spor'da bu sezon ben Erhan Altın'ı maç izlerken izlerim genellikle. Saç baş olduğu maçlar var. Verileni alamadığını orada ortaya koyuyordu. Haklıydı. Ama bunda sadece şimdi aynı duyguları yaşayan bir insan olarak. Çünkü evet. Empati yapıyorum. Bazen oyuncu yetersiz kalır. Bazen oyuncu yeterli davranır da karşısındaki daha iyi. Veya şans onun evet. Aleyhine olabilir. Ben bunu söylerken bir mesaj daha arkadaşlara söylemek istiyorum. Eminim ki bu bilinçteler zaten. Ben tekrar bunu söylemek istiyorum. Lig ne zaman bitiyor? Lig 24 Mayıs. Değil mi? Evet. Yani 24 Mayıs muhtemelen. Yani bugün kaç ayın? Bizim programda bugün ayın 6'sı. Programı da bitireceğiz. 7'si yok, pardon. Yok, daha yani 37 gün. Evet. 47 gün var. Evet. Doğru mu? 45 gün kabul edersek. Evet. Yani 1,5 aylık bir süreç. 1,5 aylık bir süreç. Hep şunu söylemişimdir. Hedef oynayan takımlarda nettir bu yani. Daha doğrusu tam 2 ay var değil mi? Her hafta olduğuna göre. Yani 24 zaman. Abi. 24 Mayıs. 1,5 ay var. Nisan'ın 24'ü evet. Her bir haftaya bir maçı koyarsak 8 bir maçta. Bir ay olur. Bugün 7. Evet. O yani, yani 8 45 hafta gün falan gibi evet. Düşün. 1,5 ay var. Şimdi evet. Şunu söylemeye çalışıyorum. 1,5, 24 Mayıs. Evet. 24 Mayıs'tan sonra Haziran'a kadar bir tatil dönemi var değil mi? Evet. 15, 20 Haziran veya Temmuz ayına kadar. Şimdi futbol fedakarlık gerektiren bir oyun. Çünkü onun için kolay değildir futbolcu olmak. Onlar fedakarlıklar yaptıkları için hem rakamları yüksektir hem riskleri yüksektir. Canlı performanstır. Dolayısıyla bir tavsiye futbolcu kardeşlerime bir tavsiye. Umarım dinlerler. Yani program geç saat aslında onların uyuması gereken bir saat. Ama bu programın özetini dinlediklerinde bu mesajı doğru algılarlar ve uygularlar diye bir abiler olarak, eski bir futbolcu olarak, bir spor adamı olarak, bir teknik adam olarak şu tavsiyede bulunmak istiyorum. Bu bilinci oluştursunlar. 1,5 ayda kimse ölmez. Açlıktan ölmez, çalışmaktan ölmez. Sinemaya gitmezse ölmez, gezmezse ölmez. Kahveye gitmezse, kafeye gitmezse, onu yapmasa, bunu yapmasa ölmez. Bu 1,5 ay, Samspor için çok önemli bir ay, 1,5 ay. Kendileri için de çok önemli bir 1,5 ay. Birçok oyuncu için eşik atlama 1,5 ayı. 1,5 ay sonra eşik atlayabilirler. Samspor takımını Süper Lig'e taşıyarak. Kariyerlerine şampiyonluk koyabilirler. 1,5 ay, antrenmanları çok iyi yapıp,
hocaları dinleyip, hocalarını dinleyip, antrenmanları yaptıktan sonra dinlenmelerini, gıdalarını doğru alıp, doğru yaşayarak bu bir buçuk ay gezmesin değil bak. Eminim ki Eren Altın hoca onlara bizim yaptığımız gibi gezme saati, dinlenme saati, yatma saati diye yazar. Bu saatleri doğru değerlendirerek, aşırıya kaçmadan, doğru yaşayarak bu bir buçuk ayı değerlendirdiklerinde hem Samsun Spor'u hem de kendilerini eşik atlatırlar. Benim onlara tavsiyem bu bilinç içerisinde davranmaları. Hem müsabakalarda hem yaşamlarında. Bir buçuk ayda kimse ölmez. Ama bir buçuk ay sonra şampiyon Samsun Spor'un oyuncuları olarak çok şey kazanacaklardır. Bu tavsiyemi eminim ki biliyorlar, dile getiriyorlar. Bunu yaşam felsefesi haline getirip yaşamlarında uygularlarsa hem Samsun Spor hem kendileri adına çok büyük bir kazanç sağlarlar. Buna ihtiyacımız var. Bu şehir olarak buna ihtiyacımız var. Bu takımın taraftarı olarak buna ihtiyacımız var. Bunu bize sağlamalar için kendilerine uyarı, ikaz, temennide bulunuyorum. Peki hocam, hemen hızlı bir şekilde kaldığımız yerden devam edelim mesajları okumaya. Ahmet Yersel demiş ki, öncelikle yayınlar Muhammed abi, programı keyifle izliyoruz. Avni hocama ve Ercüment hocamıza da yorumlar için teşekkür ediyoruz. Renk katıyor yorumlarıyla. Şanlıurfa maçına gelecek olursak, Eren Altın değerinde 3 puan alırsak demiş. Altın değerinde 3 puandan olduk ama kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin. Ayrıca tekrar hatırlatma fayda var. Recep Niyaz'ın bu takımda yeri yok demiş. Hemen seri bir şekilde devam edelim. Sen devam ederken ben araya gireyim. Gökhan Uçan, fikstür olarak avantajı var demiş Samsun Spor'un. Rehavete kapılmamak gerekir demiş. Yüksel Ömürhan, iyi yayınlar. Kazanan da yok, kaybeden de yok. Her zaman olduğu gibi rakipler puan kaybediyor. Biz de kaybediyoruz demiş. Yılmaz Batıs, iyi yayınlar Muhammed Çavuş'un. Mümkünse kulüp üyeliği için de çağrı yapar mısınız demiş. Taraftarlarımıza teşekkür ederim. Aslında bir kampanya başlatmıştı Fatih Taflan. Muhammed, özgür söylemez. Şöyle bir şey söyleyeyim hani beraberlikle ilgili. Evet hocam. Biz de hep yaşadığımız için. Şimdi bu avanslı haftalarda bir puanlar iyi gözükebilir. Ama son haftalarda deplasmanda alınacak bir puan bazen yetmeyebilir. Dolayısıyla iki puanlar ön plana çıkar. O zaman kaybettiğin iki puan, yani kazandığın bir puanın önüne geçebilir. Ama bu haftalar o haftalar değil. Evet, Hazar Emre Gülsün demiş ki 2'den çıkacağız. Kesin gönülden inanıyorum, oyunculara güveniyorum demiş. Hemen o zaman hocam şeyi izleyelim. Samsun Spor Yönetim Kurulu üyelerinin maçtan sonraki açıklamalarını arkadaşlarımız hazırsa ekranlara getirsinler. En önemlisi de o zaten. Yönetimin beklentisi alınan bir puana karşı düşünceleri ne? İzleyelim hocam, ilginç yorumlar var arkadaşlarımızdan. Hemen ekranlara getirsinler yöneticilerin açıklamalarını. Daha sonra yorumlarımıza devam edeceğiz. Atilla Özmen'le birlikteyiz. Samsun Spor'u bu maçta yalnız bırakmadı. Aslında Samsun Spor iyi maç, iyi top oynadı yani. Yükkanları, forvetleri falan gerçekten bulduğu pozisyonları değerlendirseydik ki galip bir daha gönderdi. Onlar için önemli maçtı ilk 6 yakalanmak için. İnşallah bir dahaki maçlarını kazanırlar. İnşallah ilk 6 yakalanmak hak ettiği yerde olurlar. Sence ligin gidişatı nasıl sonuçlanabilir? Ligin gidişatı hemen hemen bir takım ilk 6'yı oynayan takımlar, öteki takımlar her zaman düşmanları oynayan takımlar. Aradaki puan farkı da biraz açıldı açıkçası. Samsun'da, Urfa'da ilk 6'yı oynayan bir takımlar da işte. İstanbul'da. Bakalım nasip, inşallah hakikaten ilk 6'ya kalacak. Fikret Yalçın'la birlikteyiz. Çok önemli bir maçtı, 6 puan değerinde ama beraberlikle sonuçlandı. Evet Muhammed, maalesef böyle oldu. İyi maç oldu aslında ama gönül isterdi ki burada 3 puanla ayrılmak. Ama 1 puan aldık. Yenilmeden Samsun'a döneceğiz. İyi puan. Teşekkür ederim. Yani senin köprüsünü çözecektim ama Evet, Ömür Tekin'le birlikteyiz. Çok önemli bir maçta 6 puan değerinde. Kazanırsa ilk 2 iddiası devam edecekti. Neler söyleyeceksiniz?
Bence üstteki bu çekişmeden dolayı ilk iki mücadelemiz yine devam edecek. Tabii ki önümüzdeki maçlar çok önemli. Ama yine de burada kötünün iyisi oldu. Bu puan da bizim için iyiydi. Artık arkadaşlara kolay gelsin diyeceğim. Teşekkür ederim. Adem Yazıcı ile birlikteyiz. Zor bir cephe Osmanlı. Puan da bizim için önemli. Her maç bir final. Onlar da onlara da lazım, bize de lazım. Bunun daha sonrasında telafi edeceğiniz şeyler. Önemli olan klasmanla beraber böyle takımlarla beraber kalıp öbür takımlardan da başımız altında yerimizden alınsaydık çok avantajlı duruma geçecek. Ama ikinci yer çok kötü bir oyun oldu. Yine de bir üzüntü var değil mi? Evet. Yapabilecek bir şey yok yani bu. Bazı yoldur, bazı kurtaracağız ama almasını bilemedik. Yapacak bir şey yok, önümüzdeki maçta. Almasını bilemedik ifadesi kullandınız. Yani, neye bağladınız bunu? Yani ilk yarıda yakaladığımız 4 tane net pozisyon var. İkisini atsak, ikinci yarı çok kötü oynadığımız için kelimeyi kullanıyoruz. Eksikleri de vardı. Telafi edeceğiz inşallah önümüzdeki maçları. Bunlar zor maçlar. Bunlar da şampiyonlar gidiyor. Biz de şampiyonlar gidiyoruz. Deplasmanda bir puan da çok güzel bir puan. Evet, Bastikur'la birlikteyiz. Bir puan, neler söyleyeceksiniz? Çok zor bir deplasmanda bir puanla dönüyoruz. Aslında ilk yarıki iyi oyunumuzun daha fazla golle süsleyebilseydik ben burada 3 puanla dönebileceğimizi düşünüyorum. İkinci yarı Urfa Spor daha iyiydi. Ama bir puan haftayı değerlendirdiğimizde çok büyük bir avantajı kaçırmış gibi gözüküyoruz ama bir puan da bizim için Urfa gibi deplasmanda çok iyi bir sonuç olduğunu düşünüyorum. İnşallah önümüzdeki haftalarda iyi bir şekilde tamamlayacağı diye düşünüyorum. Evet, Hakan Akkaya. Siz neler söyleyeceksiniz? Vallahi güzel maç oldu bizim açımızdan. En azından yenilmedik. Bu bizim için son 8 maçlık periyotta hedefimizden saptırılması bizim için bir artıdır, avantajdır. İnşallah hedefe gönül rahatlığı ulaşacağımıza inanmıyorum. Takımla bundan sonraki maçlarda başarılar. Samspor Başkan Yardımcısı Ömer Çorul'la birlikteyiz. Aslında 3 puan hedefiyle gelindi. Rakiplerini de kaybetmesiyle bu maç önemi kat kat daha arttı ama alınan bir puan var. Neler söyleyeceksiniz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu lig kolay değil. Samspor iyi takım yani. Biliyorsunuz yani. Bundan 3 ay önce pozisyon itibariyle zor durumlarda olan bir takım. Çok iyi. Bana göre çok çok iyi toparladı. Bence iyi sonuç. Yani biz de yenebilirdik ikinci yarı son 15 dakika. Onlar da yenebilirdi. Bence iyi sonuç. Bundan sonrası için ben daha iyi olacağımıza inanıyorum. Yarış nasıl devam eder sizce? Yani önümüzdeki hafta biz öyle tahmin ediyorum 6. 5. olabiliriz. Yani yukarıdaki takımlar formsuz yani. Ve bundan sonra mücadeleye dayalı. Yani çok fazla futbol, yani ayağı futbol, öyle resital tarzında futbol beklememek lazım. Bundan sonrası mücadele diyorum. Yani mücadele ve kötü oynarken de kazanmasını bilmek tabii, aynen önemli. Öyle, aynen öyle. Bizim takımda bunu yapıyor yani bana göre. Evet, Samspor Yönetim Kurulu üyelerinin açıklamaları bu şekildeydi. Hemen sadece isimlerini okuyacağım. Mustafa Korkmaz, Barış Palancı, Ali Ergül, Mehmet Uçarlı, Zeki İştek, Hakan Epşen, Gökhan Erdoğan, Kemal Uçarlı, Emre Kök, Murat Mutlu, Ersel Öner bize mesaj gönderenler isimlerinden sadece birkaçı ki programımızın süresini de biraz aşmış bulunuyoruz. 2 dakika. Hocam bu haftalık da bu kadar. Sadece geçen hafta bir durum yaşandı. Samspor hükmen mağlup sayıldı. Kayseri Spor maçında cezalı oyuncu oynatıldığı için ki altyapıyla ilgili istifalarda söz konusu oldu. Çok kısa birer cümleyle. Ne istifası öyle bir şey olur mu? Bu çok yanlış bir bakış açısı. Altyapılar eğitim ligidir. Performans, skor ligi değildir. Altyapıda maçı kaybetmişin, kazanmışın önemli değildir. Yani bu algı maç kazanma duygusu oyuncu yetiştirmeyi engeller. Hiç önemli değil. Türkiye'de birçok kulüp bu hataları yapıyor. Bunun büyütülmemesi gerekir. Altyapıda çalışan gruba başarılar diliyorum. Yani önemli bir konu değil bence. Kayda değer bir şey değil yani. Benim görüşüm o. Peki, çok teşekkür ederiz. Ben değerli teşekkür ederim. Değerli yorumlarınızdan dolayı önümüzdeki hafta Besim Durmuş, Ercüment Coşkunları ve Avni Demir ile birlikte burada olacağız. Haberaks TV ekranlarında spor aksiyon programıyla söyleyeceğiniz son olarak çok kısa bir şekilde ana haber bültenine gelecek. Önemli evet, gelişmeler vardı. Adaylar özellikle işte. İyi akşamlar diliyorum. Dilerken de önümüzdeki hafta Ordu Spor maçı var. Hiç kimse Ordu Spor'u küme düştü gözüyle bakıp da küçümsemesin ve sahada
takımlarına destek versinler. Peki, çok önemsiz. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta Salı akşamı saat 22'de yine bu ekranlarda görüşmek umuduyla sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Hoşça kalın.